Okay, yeah. Good luck. Yes. Actually, I haven't introduced yet. Perhaps Willem, I thought somehow you know each other, but you probably don't know. Yiğit is also a professor in our department, in the regional planning department, and we will do the moderation together with Yiğit today. That's nice to meet you. I much appreciate. Yeah, it's a great honor and pleasure. And tekrar görmek Yiğit'e güzel. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Aynı şekilde. Merhabalar. Şimdi ben ekran paylaşımına başlıyorum. Geliş ekranını paylaşıma başlıyorum. Son bir dakikamız. Tamam. Bir dakika sonra katılımcıları içeriye alacağız. Kusura bakmayın böldüğümüz için. Son tamam, oldu. Sonra siz bunu kaldırıyorsunuz değil mi? O kaldırınca bir dakika sorun. Zeynep hocam, şimdi biz dışarıdaki katılımcıları alıyoruz içeriye. Saat tam 14. Katılımcılar geldikten tamam. Sonra yani bir 10 saniye sonra siz konuşmanıza başlayabilirsiniz. Biz dışarıda yani bekleyelim. Ben bir şey yansıtabilir miyim? Orada yansıtırım. Tamam, oldu. Güler hocam, önce sana söz vereceğim. Sesin kesildi Zeynep. Benim de sesim kapalı. Okay, can we start? I guess everybody is in and people are also coming. Okay, well, good afternoon, everybody, dear colleagues, dear guests and our dear students. It's very nice to see you this afternoon, even if after a screen like this. I wish we were together in person, but as you know, the conditions are not good for that. Now, on behalf of Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, I'm honored to welcome you to the ESOP lecture series. ESOP, as you may know, is the Association of European Schools of Planning, and it has this tradition of lecture series given by prominent scholars. Today, we will have the 18th of the ESOP lecture series organized by our department with the support of Istanbul Planning Agency. So we thank them also. My colleague Yiğit Evren, Professor Yiğit Evren, and I will host you through this special event this afternoon. And the event will be recorded and made available at the ESOP website after a while. So it's recorded just for your information. And before I go on introducing you to the topic of today's special event and our distinguished guests, I would first like to give the floor to our Dean Gülay Zorar Gedik, and then to the president of ESOP who is with us today, my dear colleague Maroš Finka, to deliver a welcome address to you.
And then afterwards, I will do the small introduction to the event and to the topic and to our distinguished guests. So, Professor Gedik, the floor is yours. Thank you very much, Zeynep Enlil. I'll speak in Turkish. Interpretation is possible, I think. Değerli katılımcılar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Avrupa Planlama Okulları Birliği ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğinde düzenlenen konferans ve İstanbul paneli etkinliğine Mimarlık Fakültesi adına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Avrupa Planlama Okulları Birliği ile çeyrek yüzyılı aşkın bir birlikteliğimiz var. 25 yıla çok önemli etkinlikler sığdırıldı. 1994'te 8. AESOP Kongresi'ne ev sahipliği yapıldı. 2002'de AESOP temsilcileriyle planlama eğitimini yeniden düşünmek temalı toplantı organize edildi. 2010'da 5. AESOP Bölüm Başkanları Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. 2011'de 9. AESOP Tematik Grup Çalıştayı düzenlendi. Yakın dönemde yüksek lisans programlarımız 2014'ten beri kentsel dönüşüm programımız, 2020'den itibaren bölge planlama, kentsel koruma ve kentsel tasarım yüksek lisans programlarımız AESOP kalite belgesini alarak akredite oldu. Tüm bu çabalar kurumumuz ile uluslararası planlama camiası arasındaki karşılıklı güven ortamına ve fikir alışverişi zeminini canlı tutuyor. Bundan fakülte olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi bugün de AESOP konferansları dizisinin 18.sini gerçekleştirmek üzere toplandık. Pandemi koşullarında online de olsa Planlama Akademi dünyasının iki duayen ismini William Salet ve Ayda Eraydın'ı burada dinlemek bizim için, tüm katılımcılar için büyük ayrıcalık olacak diye düşünüyorum. Bu etkinliğe katkı veren, emeği geçen herkese Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi adına teşekkür ediyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Thank you, Professor Gedik. Now I would like to invite Professor Finca to deliver his address on behalf of AESOP. Maroš, on to you, please. Thank you. Good afternoon, everybody. I am very glad to be here. The times of Corona is rather difficult, and all of us are looking forward on the time we will meet in person. Unfortunately, it is not possible, and every possibility to meet the friends, the people, the colleagues in this virtual realm is highly welcome. So I'm very thankful to the colleagues from the Yıldız University in Istanbul, as well as to Wim Salet, one of the honored academicians and former president of the AESOP, for this outstanding possibility, not only to join you, but as well to take part at the 18 from the series of the lessons, and to be the part of sharing the outstanding knowledge and experience which will be offered to all of us by Wim. So again, thank you very much. Thank you to Professor Gedik for allowing us to be here, and to all team from the University in Istanbul to manage this, our online series of lessons. Thank you very much. Thank you, Maroš. Before I start the introduction, I would also like to welcome Professor Ayşenur Ekden, who has been the initiator of our relationship with AESOP back in the early 1990s, actually, and has been the organizer of the 1994 Congress in Istanbul. And she was the co-rep for many years, representing Turkey, and
Yıldız Technical University. And then she passed it on to me, and I've been doing that, following her role for many years. And I wish I will be passing it on to my younger colleagues pretty soon. So she disappeared. She was here, but well, anyway, at least I'd like to acknowledge that she's here. It's very nice that she has been with us. So thank you, Maroş. Actually, as you said, ISOP lecture series is an excellent opportunity to invite prominent scholars from ISOP community and to have thought-provoking exchanges with their deep experiences and knowledge. So we thank ISOP for providing us this opportunity, and thank wholeheartedly to Professor Willem Salit for accepting this invitation to the ISOP lecture in Istanbul, and not in Istanbul, of course, in the online virtual world. And also to Professor Ayda Eraydın, another distinguished academic from Turkey, for accepting to contribute to this event. Actually, we were supposed to have this lecture last November, were it not to coronavirus. So we had to postpone it a few times in order to be able to host our distinguished guests in Istanbul, but in person. But we hope that we have a rain check for a near future. Professor Salit's lecture is titled "How Public Norms Help to Cope with Uncertainty in Complex Practices of Planning." This lecture, with an eye to institutional aspects of metropolitan development, will be a very timely contribution in the context of conditions of uncertainty heightened by crises of various sorts: economic crisis, environmental crisis, and more recently, the health crisis that we have been going through in the last 2 years. On the other hand, planning has become a rather ineffective course of purposive action due to the aggressive neoliberal policies and top-down decisions. This has actually been the case for many cities around the globe, including Istanbul, and in which the public norms and planning principles have often been ignored for the sake of hasty neoliberal urban development. Professor Ayda Eraydın's contribution, titled "Searching for Alternatives, What is the Way Out of the Impasse in Planning and Governance," will shed light to the recent debates and criticism of contemporary planning in a neoliberal world from a post-political perspective. So therefore, both Willem Salit's and Ayda Eraydın's contributions will open up new avenues to explore the ways out of the impasse contemporary planning and governance has been locked in for some time. This debate is very timely for Istanbul context. It comes at a time when there has been a new institutional approach in Istanbul Metropolitan Municipality with the change of urban administration and the establishment of the Istanbul Planning Agency. So Gürkan Akgün, head of the Urban Planning and Development Department of the Istanbul Metropolitan Municipality, will be with us this afternoon to share the current efforts towards reinstitutionalization of metropolitan governance and planning in Istanbul. And the title of his contribution is "A New Approach for Planning the City of Istanbul and Local Democracy." So we thank him very much also for being with us to share this new experience. After the three speakers, actually, we will probably, after the two speakers, after Willem Salit and Ayda Eraydın, if there are questions, we can have a very short question session, and then we will proceed to our third speaker and to the Istanbul panel, where we will have also two other prominent scholars from Istanbul: İclal Dinçer from Yıldız Technical University and Ferhan Gezici from Istanbul Technical University, who are also advisors to the Istanbul Metropolitan Agency at the time, at the moment. So I will start with Willem. If you can bear with me for a few more minutes, I will introduce him. Willem Salit is a professor emeritus of urban and regional planning at the Department of Planning,
Geography and International Development Studies at the University of Amsterdam. He has been emeritus for a couple of years now. He chaired urban planning from 1998 to 2017, and he was the scientific director of the Amsterdam Study Center for the Metropolitan Environment. And he was also the president of the Association of European Schools of Planning, ESOP, from 2008 to 2010. And he was awarded ESOP honorary membership in 2016. He has a background in sociology as a sociologist and urban planner. Willem Salet specializes in the institutional aspects of metropolitan development. Institutions, in his view, are conceived in sociological sense as the patterning of public norms. So he investigates the cultural, legal, and political dimensions of public norms in the making of sustainable urban spaces. And he has quite a number of publications. One of them is Public Norms and Aspirations, The Turn to Institutions and Actions, Action, and the Routledge Handbook of Institutions and Planning in Action are among the many publications that he has. So I will leave the floor to Willem. But before that, I would like to make a little comment, which I should have done in the beginning. I forgot to tell. There is a simultaneous translation. And you will see at the bottom of your Zoom screen, there is an interpretation button. When you click it, it gives you the choice to choose a language, English or Turkish. So you can do that also. Türk izleyicilerimiz için, kusura bakmayın önceden söylemeyi unuttum. Bir simultane tercüme olanağımız var. Keşfetmişsinizdir muhtemelen. Zoom screen'in altında interpretation yazıyor. Oradan Türkçe veya İngilizce opsiyonunu seçebiliyorsunuz. Evet, ben şimdi sözü Willem Salet'e bırakıyorum. Buyurun. Okay, Willem, the floor is yours. Would you like to share your screen? Yes, I do in a minute. Thank you, Sinead. Thank you for your warm words and your nice introduction. Dear Professor Sorer Gedik, dear Maroos Finca, the president of ASOP, thank you very much for your kind words. It really feels as a honor for me to give the ASOP lecture here today, actually in Istanbul. It is virtually, but it's so nice because we have so good contacts for more than 20 years with all these people from this institute. Dear friends of ASOP, it's very nice to meet you again. I first of all much like to thank our colleagues Sinep and Lille and Yigit Ivren for the invitation and for the superb organization of the meeting today. I retired 5 years ago at the University of Amsterdam, and if I can tell anything good of this, of retiring, it is that you get the time to reflect on your own work and to do some new studies. And I'm delighted to get the opportunity to share these experiences with you today. Now I try to get my PowerPoints shared with you. That should be feasible, yes. I change a little bit the title, but it's still the same subject. Don't be afraid. My talk deals with the question how to deal with the fallibility of planning. Planning is increasingly vulnerable in an unknown world. And my statement is that we have to socialize public norms in order to deal with this crucial problem. The order of my presentation is as following. First, I will briefly deal with the fallibility of planning and wicked problems. Next, I will discuss the lines of my analytical framework. Then I will take the test on three core issues in the making of the metropolis as a new setting of places with sustainable quality. And the three conditions are habitability,
mobility, and of course the climate. Then there is a conclusion. As planners, we are fully aware of the fallibility of planning. Simply structured interventions in complex realities lead to the insolvency of well-intended interventions and attempts of problem solving. The only certainty of our interventions is that they work out differently than we expect at forehand. When Rittel and Weber introduced the concept of wicked problems some decades ago, they emphasized the problem that we even don't know what we don't know. We cannot solve wicked problems. The real question is how to deal with them as a fact of life. The planning approaches of the last decades may be considered as an attempt to give an answer on this question. I name the interactive approach of planning, the communicative approach, the learning approaches. They suggested to make planning more responsive, more negotiating, and more resilient. And even the complexity approach sought answers when it comes to solutions in dialogue and interaction. But what if the increasing pragmatic agility of problem solving and horizontal interaction itself become part of the problem rather than a set of planning? This was the central question in two books that we produced in 2018, one a monograph and the other a collection with 40 authors. And here we questioned two characteristics of planning. Its single focus on purposive issues and the horizontal interaction of this between state and society. We suggested that it is worthwhile to focus on the instituting of public norms. The central statement is that purposive systems run, of course, then not adequately sustained by public norms. Socializing public norms fulfills a completely different function than purposive targeting and problem solving. There's a big difference between policy objectives and normative rules. Objectives are performative, whereas public norms only set the conditions. Public norms are general codes, codes of behavior, whereas objectives target specific outcomes. Both approaches provide legitimacy, but in their own way. They're different. The normative judgment questions what is appropriate and what gives you the right. What may people expect from you in your position? While the practical judgment compares options and selects the most effective outcomes. We need the both of them, and the dialectic between the normative institutional and the pragmatist approaches is crucial. However, in practice, the normative dimension is often neglected, and particularly in the last decades. In summary, I investigate the dialectic of pragmatism and institutions. It consists first of the pragmatic orientation, which consists of policy aspirations, problem solving, targeting. It is outcome focused and it tries to correct the failures. And the second dimension is the institutional orientation, the socialization of public norms. And here I focus on two sorts of norms, on substantive norms and on norms of political ordinance. This dialectic of two orientations on reality is masterly figured by the German painter Wolfgang Matthäuser.
Mateuer is the most fascinating painter of post-war Germany. Unfortunately, he's not very well known, not even in Germany, because he was seated in Leipzig, the cultural center of the German Democratic Republic in the time of the Iron Curtain. He is the image maker of symbolic landscapes. His central motto was the dialectic between einerseits und andererseits. That is, the dialectic of the one hand and the other hand. In Big Street, he takes the eye of the observer via a concrete highway from below, through the daily landscapes, uphill to the light at the transgression of the horizon. The dark colors and incidents below make no secret of the milling through of daily pragmatic planning. Whereas the lightening uphill suggests the meaning of public norms, leaving open whether the meaning of public norms is real or a disillusion. This theme returns many times in his work. In 1968, he celebrated holidays on Rügen, an island in the north, in the Eastern Sea. When it was announced on the radio that Russian and Comintern troops had knocked down the libertarian spring of Prague, he broke up his shelter in depression and couldn't work for half a year. Then he returned and struck back with this image. The pictures show again the daily plundering in the landscapes below, but uphill now the goddess of liberty is floating at the horizon, referring to the famous page Liberty Leading the People by Delacroix. Everyone knows this, but this time not with liberty flag and bayonet, but ironically with flowers and balloons. Mateuer again leaves a midst where the plodding public will treat its norms of liberty as a real elan or as a disillusion. I can linger for hours in the symbolic world of Wolfgang Mateuer, but let us explore how we in our practices of planning struggle with the dialectic of pragmatics and public norms. As an empirical object of my talk today, I take one of the burning issues of planning today, the making of the metropolis, the transformation of city regional spaces into places of sustainable quality. And this, of course, always is a struggle. As city regional spaces are highly fragmented by the economic commodification, it takes efforts and struggles to socialize social and ecological norms. And we wonder how public norms may make a difference in the pragmatic processes of planning. And we take the proof on three crucial conditions: habitability, mobility, and the climate. The first is habitability. I take this term from our colleague Sandro Balducci and his people in Milan. And habitability means far more than just the housing of the people. It means it is about the appropriation of residents of their own habitat. But I will see first, we'll discuss first what are the pragmatic challenges of habitability. In practice, it's always about housing. And in a certain way, it is about accommodating the housing shortages and the projected future needs, in particular for the poor incomes, for the low income groups. In practice, there's always a focus on bottlenecks and capacities. And it is often framed within the prevailing spatial dominance of the core cities.
partnerships between the core city and the state with social and commercial developers are decisive for these kind of pragmatic policies. And it results in the providence of social and commercial housing at selected spaces. This is what we see in many cities. It's very dominant, this style of planning in many places. Let's see how public norms may make a difference. Hey, something wrong here. We can't move the slide. I can't move the slide. Yeah, that's indeed, that's a problem. Hmm. At the left-hand corner, there is a arrow. Maybe, I don't know if it's like that in your screen. Yeah, I do it with the arrows. But on the screen, on your slide, there are arrows. I don't know. Yes. Yeah. Does it work? No. It doesn't change. Yes. Thank you. Okay. That's the solution. Well, we wonder how can substantive public norms make a difference? What are the dilemmas here? I think the crucial norm is civic constituency. In all urban governance, the crucial norm is civic constituency, but it is neglected in post-war housing in many countries. This norm enhances the commoning of qualities of place, of the landscaping, of the social facilities. It makes the human conditions work. Here we are talking about the use values facing the commercial value of land and built environment. There's always this tension with forces of economic commodification. Important is the refitting of social places by civic participation instead of the supply-led coalitions of the providence of the good. It is always, in my country at the moment, a new cabinet is preparing, and for the first time in 20 years, there's talking again about social housing. And this is very welcome, of course, after 20 years of liberalism and market ideology. However, the agenda is building, 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 caring for a new providence. But the real issue is, are people actively involved in this process of building? And do they have the opportunity to participate and to appropriate it as their own spaces? That really makes a difference. The question is, whose city and city region are we talking about? There's always the question of mixing or segregating income groups and families. And an important normative dilemma always relates to the distribution of land, development, and finance. What is at stake with the norms of political ordinance? First of all, I believe civic constituency is the cornerstone of housing governance versus the coalitions between the government and the social and commercial developers. It's not just about the suppliers, but it is about the people themselves, and we've forgotten them. There are also normative dilemmas of territorial and functional scale. It is important to demarcate the city regional levels of scale. It's different than the core city. It is a wide regional level. And the question is, at what scale should new policies be provided? And this is not just a territorial question. It is also a functional question, because in the interrelationships between governance and private actors,
There's always need to profile the role of the city regions and not just the core city. And that really requires some change. Well, in order to discuss the dialectic between pragmatics and institutions, I take the case of self-built experience. Here I use some experiences of a study that we made last year, Zinep and Iqlal Dinser were also involved from the site of Istanbul. We had 10 cities involved. And understanding self-building is, we have to discuss that a little bit. We have to understand this in a wide sense. Self-building is not just simply that you construct your own shelter. In most cases, if you investigate this internationally, in most cases, self-building does not mean that people construct their own home. It is made by professionals. And people don't own the places. In particular, the poor people don't own the places. The crux of self-building is in the self, that who's in control of the things? And that's not just the material property, but it's also the control of access, the quality, and the exploitation. So I think that the challenge of residential control is the crux of self-building. And this is, of course, in tension with economic processes of commodification. The challenge is not to have active residents, but that's why I talk all the time about the civic constituency. This role of the resident should be recognized also in the attitude of the other involved actors. To begin with the social housing movement, but also the non-governmental professional agencies that are involved. For who are they there? They are in name of the residents, the municipality, the state, other financing actors. In their behavior, in their attitude, should also be expressed the role of the residents. It's for them that processes of constructions are done. This is a challenge, of course, and the outcomes differ from time to place. Here, I give some pictures of the cases that were involved in the study. The first to the left ahead is a new self-built landscape on a wasted ravine in Quito. The second, I took it from Efrem Yalmaz in our publication. It is an example of Istanbul, the densified former Gezi Kundu, a self-made building by people, in many cases sold out to new developers in the last decades. The third one is Almere, is near to Amsterdam, typically self-built construction. It is the largest initiative in the Netherlands of self-built. And then here the fourth example is the Sao Paulo, the favela on an urban waste mountain. You can see the differences. It's very difficult to compare, but what you can compare in these very different cases is not the material differences, but the role of the people towards another. How are different agencies involved? And that's everywhere the case. You can compare this very well. The outcomes of the dialectic forces are that in most cases the pragmatic approaches are still prevailing. But the outcomes differ over space and time. In Northwestern Europe, we found a great history of civic housing, but the resident
became a passive tailpiece in post-war starts, in the post-war coalitions of the state and the supplying agencies. In Latin America, it was difficult to find a good tradition of social housing. It's rather embryonic. But we had some inspiring experiments in Quito and in Sao Paulo. We found also some vulnerabilities of communication in it. What we learned in this case is how in encounters of social and commercial agencies and all other activities, the professional mediation, the public opinion, politics, and even legal litigation, how this struggle, how civic learning may grow. And for instance, in the case of Sao Paulo, people struggled for 17 years, not only for themselves, but also to get the case recognized by the municipality and by the other involved agencies. And that's not evident that cities act on behalf of these people. This required some struggle. And in the making of the process, the people grew in self-consciousness. For them, for the poor people there without education and job in many cases, well, in many cases they were jobless, it's not evident that they can act as strong citizens that are in control of their own habitat. So what did this social movement? It would have been easy for the social housing movement to make its own decisions because the people don't know how to do this. But they made the learning process one of the most important goals. And in this way, after 17 years, the people really owned the place that they were constructing because they had made it via political demonstration, via manifestations in the media, via legal litigations. They were actively involved in the whole process of constructing the work. I think this is important. So we found some nice examples there. But on the end, you don't know whether it will be successful for the future as well, because also they preferred private property. So the people own their own apartment, very small apartment, they own it themselves. And then being in a poor situation, that's demonstrated also in Istanbul with the self-built experiments. Being in a poor position, you are inclined easily to sell your property and to make some money with it. That's easy for larger developers to buy these people out. So, in this way, we could learn from other countries as well, from the relationships. I must speak a bit faster, I see. I go to the second issue, mobility. What are the pragmatic challenges of planning with regards to mobility of the metropolis? First of all, well, in practice, most important is the accommodation of growing demands and the projected future needs, solving bottlenecks and the problems of capacity. There's nothing wrong with that, but the focus is on these things. In practice, we see a lot of horizontal collaboration of core cities and the state, business and transportation agencies. And in this way, they tend to reproduce the existing transportation hierarchies. It often results in the prevailing capacity planning and hierarchical patterns of the core cities that are expanding. What difference can norms, public norms, make in these questions? First of all, to socialize
ecological norms of mobility. Of course, this happens in many places, actually, in particular in this era of COVID. You see that cities are defining the priorities in a different way. For instance, making walking and biking more important in cities than cars, giving them higher priority. There are quite a few interesting experiments in cities. I hope they will last in the next coming years after the COVID. The second is defining the city regional planning instead of the reproduction of core-centric transportation hierarchies. Will it be possible to organize networks of mobility at level of city regions to connect the polycentric models of cities, or will it be very hierarchical, extending the reliance going out of the central cities? That's really an important dilemma and an important question. Verten, another point, Michael Lees in Amsterdam, Thomas Stratemeyer, Luca Bertolini, we are very active on this point. They discussed the norm of accessibility instead of capacity planning. What you often see is capacity planning. But capacity planning, this solving the problems of traffic jams and so on, is not the same as improving accessibility. It's a different question. And of course, the final are the distributive norms. Again, planning for who versus accommodating the growing demand. These are really important normative questions. What are the dilemmas of political ordinance in this case of mobility? Again, civic constituency. Whose mobility are we talking about? It's often forgotten. We get more technocratic deliberation, but the question for who are we making new patterns of accessibility is really an important question. Important is also the territorial demarcation of the city regional scale. At what level of scale are we going to provide new sorts of accessibility? What you often see in practice are the trans-scalar relationship between the core city, the central state, and even Europe, with transportation authorities and with business. But these underlying relationships may change if the normative dilemma is answered in a different way. Important, of course, are also, it's getting a lot of attention in practice as well, is the condition of the intermodalities of transport. It's not just only about tram and light railways. It is also about the connection with biking and with other forms of mobility. And the interconnection between the different modes of transport are really very important. And also the coordination with spatial planning and with other fields of activity. Well, as an illustration, I take the case of regional light rail. What are the issues here? In practice, in many city regions, there's an increasing polycentric organization of housing and labor markets. They challenge the hierarchy of redundant extension of core-centric urban patterns. The question is how you can come from the one so-called peripheral or marginal place in city regions to another one instead of going to the center of the city. We see often are the prevailing coalitions of national infrastructure agencies, the private sector, and the state-city relationships. The city region is not very well organized in these
partnerships. There are many examples. You may have them in Istanbul and Ankara as well. I don't know the cases there. Famous are the examples in Paris where the debate between the Grand Paris Express on the one hand and the circular tramway on the other has attracted a lot of attention. In London, the new Crossrail project, Copenhagen, now Amsterdam has also a new metro airport. We can discuss them. The hierarchy of the regional rail connections in London. If you look at this picture, you can see that it is very redundant, it's extremely hierarchic. And the new, it's one of the largest, actually the largest infrastructure project in the world, transportation infrastructure project in the world, is the connection here from Maidenhead and Heathrow Airport to the city of London, and here to Stansted, where a new fast speed railway station. This line is actually it's the largest in London. So for the next 10 years, it is this project that we are talking about, and this only enlarging the existing hierarchy. It is not improving the accessibility for the people that are living in the wide city region of London. It is there's a lot of investment by the city of London, by the economic city of London. It's paid for a large part also by the private sector. But this is typically a business project. It's not a project to bring the people from their home to their work. It's a different reason behind it. It's quite different from what happened in Paris. In Paris, the city of Paris, I have no picture here of Paris, but they started with tangential ideas of a new tangential circle tramway in the first line of the periphery of Paris in order to connect the people, the working people, with the places of their jobs. Well, the central state tried to get the express connections between the different airports and the fast speed train connections. And as a result in Paris, the two different ideas, the clashing ideas, have led to a sort of synergy, which is quite different and very interesting, quite different of what's happening in London. When I take the case of Amsterdam, just 1 month ago, the government is considering to invest in the expansion of the local metro line in Amsterdam to the airport Schiphol. You may wonder, is it improving accessibility? No. There's a very good accessibility from the city of Amsterdam from six places directly to Schiphol Airport. The airport is one of the best connected places of the country. So it's just capacity planning. For who is it? Is it for the people who are working and are looking for their job? No, this is in particular for bringing the travelers from the airport, the visitors, to the city as tourists or to the business places. That's the main goal behind this. It is not organizing a new pattern of city regional accessibility, but it is strengthening the hierarchy of the existing transportation order. Well, this happens on many places, but there are choices behind this. You can do different things. Are you going for capacity planning? It's also necessary sometimes, but make it explicit. The choice and the deliberation is needed, the normative deliberation. Is it capacity or a new pattern of accessibility?
accessible for who? Is it hierarchical radiation or grading up the new polycentric networks? Well, these kind of questions, these are normative questions, and norms may bring here some change. I come to my final topic. It is the climate policy. Well, I limit my talk of climate policy to a small part of it, to the energy transition. It's of course a much wider issue. The whole idea of climate policy is really a large challenge. But I investigated recently the full odyssey from fossil to renewable energies. It goes from gas, coal power, nuclear, biomass, to wind and solar power, and hydrogen. Again, you can make a distinction between the pragmatic and the institutional approach. The pragmatic approach, it is about targeting and problem solving. And what you often see by the national states in Europe, but also in cities, is a horizontal collaboration of governmental agencies, business, and social groups. It's multiscalarly organized over several tiers of government and also in the private sector. And it is interactive, seeking the horizontal styles of cooperation. It's about negotiating, coalition building, targeting, implementing, monitoring, correcting. It's an open itinerary, but in practice, you do not find often binding norms. And what kind of norms are at stake when you talk about energy transition? I think there are four categories, at least these I found in the Netherlands. And they are very plural. They are not coherent. So there is also a struggle, not just a need to have a good interaction between the norms and pragmatic ideas of planning, but also the normative choices are not at forehand evident. There is always a struggle about what norms may count and may count more than other norms. I think four categories are important. First, and this is the best institutionalized almost everywhere where I looked, it is about the central norm of the availability of energy. Do we have for the future enough energy? And is it reliable delivered? This is an important norm. And it's very well institutionalized by the economic organizations that often are responsible for energy policy. The second category of norms are the climate norms, of course. They are about energy saving, reducing the greenhouse emissions, maybe prohibiting fossil energies, and so on, the climate norms. Then there are the safety and protection norms. For instance, very topical in the Netherlands, seismic safety. We had a lot of earthquakes because of the gas extraction in the northern of the Netherlands. Another issue, in particular in the case of biomass, is the protection of biodiversity and the forestries. And the fourth category of norms has to do with the social distribution. Who is paying for all these, for this energy transition? It's a crucial issue. It's often forgotten. Then I come to the dilemmas of normative dilemmas of political ordinance. And this is not just about ordering of economic markets in a traditional way, but
Also, we have to ensure the political conditions of the involvement of the state and the civic involvement. It's very topical because what happened in energy and in other facilities, public facilities as well, there's a post-war bias of supply side ordinance of energy markets. And this supply side, I mean arrangements between the state and the suppliers of energy, these are very central in all sorts of ordinances. These biases are reproduced in new energy markets. There are many new energy markets created in times of energy transitions. For instance, the heating market, the wind power markets, the hydrogen markets. Many new markets are coming. And what we see there is that the supply side relationships are reproduced in these new markets. What they forget is the excess of civic and civic initiatives, cooperative initiatives, the conditions of the state that have to be guarantees in the ordinance. Another very crucial issue of political ordinance is whether the greenhouse emissions of large industries, whether they are taxed, or that the government decides to subsidize the dirty industries for cleaning the technologies. Well, I take the case of the Netherlands, the energy transition in the Netherlands. And this is, just published it last month in, and it's a part of a special issue that will come in the next months in sustainability, the journal Sustainability. And wind energy is very central and also making hydrogen via electrolysis factories. This is very central in the new planning in the Netherlands of energy transition. In the Netherlands, energy transition, the policies of energy transitions are delayed because we had a huge gas buildup. There was no need to think about new energies. But since the beginning of the millennium, the stock of gas was being reduced, and also the emerging of the climate issues became more pregnant all the time and more pressing on gas policies. And then we had to make a new energy policy. It took some time, and 3 years ago, the national government arranged a climate agreement, five tables of negotiation for agriculture, industries, mobility, energy, housing and the built environment, different tables with different groups involved. More than 100 groups were involved in these tables of negotiation. It's typically an example of horizontal state, business, and environmental groups and partnerships. Not all environmental groups participated to the end, but quite a few were involved. Typically, for this kind of planning also is that you don't find legal norms. And the government is not bounded in any way, but delegates the legislative power, delegates the power to the administration. And the administration can openly negotiate with business and with social groups. It is established, this kind of horizontal planning is established, and now we have a new planning system over 3 tiers of government, and at all tiers well negotiated with these organizations. It's a very pragmatic style of planning.
again, you recognize all these things that I mentioned before, the negotiating, the targeting, the facilitating, monitoring, correcting. It's all well organized. However, the socialization of public norms and the dilemmas, the debates, the deliberation of public norms is very immature. When I take this, it is too large to tell you in detail all about this. I give just this oversight of production of the important sources of energy and it changes over 20 years. Natural gas, we had our own gas bulb in the north, so we had a lot. The idea is that it goes down, it will be reduced considerably. And the fact that we still aim at 165 petajoules in 2030 has to be realized via import because our own gas will be closed. Our own gas extraction. The idea was that we would be lower already, but we are not yet there. It's still increasing, in particular by import of gas. Coal power, that's only 5 years ago, a new cohort of coal power plants was introduced in the Netherlands. It's unbelievable, only 5 years ago. And at the moment they opened, the Paris Treaty was signed in 2015, and they had to decide that the power plants will, the coal power plants will be closed before 2030. It cost the public a lot of money. First, to get them subsidized, to get them made, and then to terminate them. It costs a lot of money because obviously the private firms have a lot of damage claims. Then one of the most striking points, and this is a success of the Dutch energy transition policy, is about the renewables. If you look at these figures, the most spectacular thing is that wind was almost nothing in 2005, wind power. But in 2030, it is 235, which is really, it's huge. And it's realistic. It's happening in particular by mega wind powers on land and also mega wind power parks offshore. But as we will see, it's not very successful. The energy transition is a huge success, it's spectacular. The offshore parks, wind parks, are produced at the moment without governmental subsidy, are the first to be produced now without subsidy. But the greenhouse emissions are not reduced, but they are rather, they tend to increase even. And this is quite a story, what's happening here. The outcomes of the dialectic forces between pragmatism and institutional norms in this case is that the Dutch energy transition policy has very high planning aspirations. It is a successful transition of energy sources, but a low reduction of greenhouse emissions. And I explain this gap between producing a lot of wind power and still having not much of the green reduction of the greenhouse emissions by the gap between neglection of public norms. The economic norms of availability of energy, they are well settled by the economic leading department
of course, they want to provide new energies. And also they have many objectives of making new economies based on the new sources of energy. So they have economic objectives as well. And the government of the Netherlands aims at becoming one of the centers of data centers of Europe. They compete with London and Frankfurt with this respect. And for that reason, most of the new energy of the wind parks on land, goes to the data centers. It's a really a very attractive condition for international information companies to invest in data centers in the Netherlands, because the wind power, the new gold, so to say, is provided very cheaply, and it is heavily subsidized by the Dutch government with billions. However, wind power is available only 25% in the year. So if you make it grow with new attractive industries, you need 75% of the year, you need different sources, which in the Netherlands is fossil gas, fossil natural gas. So this is why by this particular use of wind power, fantastic wind power, leads to an increase of greenhouse emissions rather than a reduction. Well, the same is happening with the new hydrogen plants. It is also is emerging yet, hydrogen. Hydrogen is not a source of energy, but a carrier. It is made by, via electrolysis. And what you need here is water to separate. You need water and electricity to make it. And you spend about one third of energy, but then you can make hydrogen. And it has has a lot of advantages. It can be easily transported. It can be used for extreme heat in industries. And it can be stored easily. So it's a very attractive, but it is expensive to make. And it spills 30% energy when you make it. Electricity is spilled. So these are the two disadvantages. And now the idea is that we use the wind energy of the offshore wind parks for hydrogen. And again, this is something, it may be useful, but only in a balanced way. If you do it too much, and this is what's happening now, they made enormous plans of hydrogen in order to make the Netherlands the leading state in hydrogen transportation and hydrogen production. It has the disadvantage that wind is only available 25% of the year. So 75% you need other sources, and this will be fossil sources again. So also this new this new carrier of energy has really bringing some troubles. To conclude on this, the disbalance of the prevailing pragmatics and the flawed public norms lead to failures and even reversed outcomes. You wonder how it's possible that economic climate policy objectives disregards the norms of greenhouse reduction. This is happening with wind and hydrogen. And the legislator is entangled in managerial practices instead of setting the norms. And in particular, in subsidizing the mega programs of energy renewal, wind power is very much supported, I think 10 billion of euros. And now the new hydrogen
investment is coming because the electrolysis firms are very expensive. The private sector wants to produce it, but only if the non-profitable tops of investment are compensated by the government. So the government, instead of taxing them, is subsidizing these kind of industries. It means that public fund is used to invest in these industrial programs. Current policies tend to regard instead of involving the active eco-dwellers. So here are really important normative questions. I come to the final conclusions of my talk. There's a sort of paradox that we need both the pragmatism of planning policies and its normative transcendence. And that's why we have to invest in the socialization of public norms, because these are laying behind far. We neglected them too much. The purposive policies and horizontal interactions of state-society relationships are still very dominant in practice. Calling for normative deliberation for deliberation of substantive norms is important, but also the political ordinance in order to countervail the concentrations of power in the state and in society, in the economy. That's why we need a political ordinance, not just an economic ordinance. The socialization of public norms is never evident. It is a struggle between economic forces of commodification and civic constituency. And we cannot claim to solve the insolvency of planning and its wicked problems, but we have to deal with it. And anyway, we don't have the answers, but we know we have to search for them. I thank you for your attention. Thank you, Willem. This was a very informative and inspiring contribution. And the question you raised, the question for whom we are planning, is a very, very crucial one, which leads us to think about the norms. And the city, are we planning for the citizens at large, the laborers, or are we planning for a select few, or the visitors, or the investors? And all the paradoxes between these normative choices and the pragmatic seçimlerle pragmatik seçimler arasında bir paradoks var ki bu bence çok insanı düşünmeye sevk ediyor. Cevaplar ortada olmasa bile ya da kolay olmasa bile kesinlikle planners, I guess. And I'm sure there will be questions, but we will address them after Professor Eraydin's talk. I would like to introduce now our second speaker, Ayda Eraydin. She is a professor emeritus in the City and Regional Planning Department of Middle East Technical University in Ankara, Turkey. She has initiated, coordinated, and been involved in some large-scale national and international research projects on various urban and regional issues since the 1980s. And her research interests are local economic development, socio-spatial dynamics, of cities and regions, and planning theory and practice. She has also published widely on various aspects of urban and regional development, including the socio-spatial implications of economic restructuring of urban areas, resilience thinking in urban planning, and recently on governing urban diversity. And she has a most recent book, among others, Politics and Conflict in Governance and Planning, among many other books and publications that she has. So I give the
floor to you now. To... Okay, Zeynep. Thank you, Zeynep, for your very kind words. And I want to thank the organizers, the Dean, Professor Gedik, and also the aides of the organizers, all, including Professor Finke, and also the local organizers, Zeynep and Daniel Devan. I'm very pleased to be in the panel with Dilan Saleh, which is an old friend, an exceptional scholar, and also the Gürkan Akgün and other panel members. So today I want to talk about... Bugün sizlere karşı olduğumuz problemleri çözmenin olası yollarından söz edeceğim. Ancak başlamadan önce, sunumuma geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Neden böyle bir konuya ilgi duyduğumla ilgili olarak. Aslına bakarsanız 2019 yılında meslektaşımla birlikte bir kitap kaleme aldık. Politika ve Çatışma Planlamada başlıklı bir kitaptı. Bu kitapta farklı problemleri araştırdık. Yani including global south, as well as some kind of reactions, some kind of struggles to deal with this kind of problems. And also in this book, with my colleague, Tuna Petashenko, we have just wrote a chapter just looking for what will be the alternative ways of planning in the future. And actually, in this chapter, we have been just talking about more problems, but less proposals. Then I have just interested in following that, what the literature is talking about, the alternative ways, and what the practitioners and planners are thinking, whether there will be some alternative ways. So therefore, this presentation today is mainly reflecting of my interest. So to find the answers, what are the answers in the literature, as well as what are the different ways people think that there will be some opportunities to overcome the existing problems. So beforehand, let me just clarify my position. So I'm going to mainly summarize the first in the problems, then I'm going to just summarize again, not in detail, about the alternative ways that are proposed in the literature. Okay, let me just share the screen, my presentation. Okay, the title of the presentation is Searching for Alternatives. What is the way out of the impasse in planning and governance? And here, let me just start about just summarizing some of the debates in the contemporary planning literature. But beforehand, let me say that the year 2000 onwards has been the most difficult times for planners. So we have been just frustrated to see what's going on in the different cities. Some of the things has been disturbed us, and most of the dominant criticism raised by scholars around the discussions of the impact of neoliberalism on the practice of planning. But if you look to the different studies, I can just rule the criticisms in four different headings. First, there are increasing critiques on the notion of consensus. Okay, we have glorified the term consensus since the 1990s onwards, but also there are some kind of criticism on that.
Secondly, the communicative rationality and planning supporting this communicative rationality or based on the communicative rationality has been questioned quite recently. And even some of the scholars are saying that it's just serving the neoliberal agenda. It's a bit kind of very hard type of criticism, but there are the critics saying that. The third issue is methods using contemporary planning practices are also criticized, saying that the communication is not on equal basis. And then fourthly, there are also, which I also underline it, fuzziness of the concept used in planning and practice. So we are using, we are introducing a lot of new concepts, but however, what they mean is not very clear. So this increases the tercüman arkadaşlarımız sesi duyamıyorlarmış. Öyle acaba mi? Kulaklığınız varsa takabilirsiniz diyorlar. Okay, what about now? Is it okay? Var mı telefon kulaklığınız acaba? Var. Okay. Let me just... Is any of what's the existing situation? Do they hear me? Biz duyuyoruz. Tercümanlar duyuyorlar mı acaba? Esin Hanım, duyuyorsunuz. Tamam. Tamam hocam, duyuyorlar. Biz de duyuyoruz. Şimdi sesiniz bize gitti. Ya, evet, yani biz daha iyi duyamıyoruz şimdi. Nasıl yapsak acaba? Şimdi bir konuşursanız. Evet. Sizi bölüyoruz. Diyorlar ki kulaklıksız hali daha iyiydi diyorlar. Bize de iyi gelmiyor sesiniz. Gene sizi gördük ama çıkarırsanız herkes için daha iyi olacak galiba. Şeyi de çekerseniz. Tamam. Kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Okay, let me just start with the increasing discontent and reactions. And there are three different reactions, especially coming from the planning circles. So there is increasing disappointment about the planning scholars in reference to the neoliberal agenda that led increased inequality, democratic deficit, and the exclusion of the disadvantaged groups. So that's one of the things which we are frustrated. Secondly, the increasingly eclectic character of the existing planning systems and insincerity of the decision makers, what they do and what they say is quite different in many of the times, is another issue. And the third is, there is increasing opposition to the planning process and plans. And this became the voicing of the disapproval of the ongoing changes on the cities. So it's not only, the reaction is not only the planning, but what is going on in the cities are also receiving the reactions from the different parts of the society.
And here, if I just very briefly summarize, I'm not going to just read all of this here, but let me just give the headings. So first of all, there are strong criticisms on neoliberalism and saying that neoliberalism is an ideology. And planning is inherently ideological, because ideology constitutes our chosen and dominant belief or value systems. But today, the neoliberal type of understanding is just becoming the dominant ideology, and it defines the way we think, how we appreciate the planning practice. So, for example, this kind of ideology has been reflected in the different parts of the world, and also it is justified by the different discourses. So there are very interesting examples. I don't want to enter into this example, but very how the certain type of policies, which is made under the logic of the neoliberalism, has been justified. Such as if you look to the pictures that Khrushchev, so the way the new housing has been justified is very interesting. So Zanato is talking about this issue. And also, perhaps in the panel, we can talk about these issues. In Istanbul, several projects has been also justified by not both the neoliberalist agenda, but also it's a kind of amalgamation of the different ideologies as well. So in many of the cities also, we see the reforms, so-called reforms, are all ideologically motivated. So especially in the housing market, the new reforms, and also in the planning, there are the different reforms, but they are not the value-free or ideological-free, but they are just reflecting some kind of the market ideology or other type of ideologies as well. So another thing which we see in especially in the global south, that the increasing authoritarian populism, and this is very much connected to the planning agenda. And we see that the authoritarian type of the attitudes coming from the different central governments. And also we see this kind of change in Turkey. So there is the authoritarian type of change in planning as well as governance. So that's another issue which we are afraid of. And asymmetrical power relations is another issue. And the power is operationalized through regulatory practice so that local communities' concerns are only partially heard. So they do not reflect in that the concerns of the local communities. And if you look the images from the different parts of the world, from United States to Turkey, from the different parts of the world, so even the images in the cities shows how the power has been just creating a difference on the special pattern. And so how the residents' anxieties are not taken into account. And the last item I had to just talk about is the loss of the political. Here, the political refers to the existing political bargaining processes and the dynamic processes of democratic action. And what we see from the different experiences all over the world, the democratic action is getting smaller and smaller. It's becoming limited. And the argument here is the loss of opportunities for democratic action in many cities of the world. So these are some of the headlines, let me say, of the existing criticism.
And here, instead of just talking about the problems, I want to just talk about what are the possible alternatives. And if I just look to the literature, there are two different views. I have grouped the existing views into two. One, which we can call the radical views, but even this radical views, as I'm going to talk later, is trying to bring with this some alternative. It's not only the rejection of this status quo, but also there are some kind of struggle, some kind of ambition to come with the concrete type of solutions. So here, if we just again summarize what is the literature is talking about, the first is the agonistic conflict, the rejection of the neoliberal notions of consensus. And there is an increasing interest in the literature on agonistic conflict, which is initiated by this term, has been initiated by MOVE and Vancier and from the political side, but now in the planning is more attractive, the concepts that are being used to understand what are the options. And according to Hilliard, the idea of agonistic debate offers a way out of the trap of consensus. In the agonistic discussions, they accept the legitimacy of opposing view, unlike the consensus approach, where the claim, where the aim is to dissolve differences of the opinion. So the conflicts are acceptable, the conflicts are can be innovative, and there is no need to reach the consensus. So that's the main idea behind this, that discussions. The second discussions is the need for revitalization of the political. So the criticism is there for a long period. The political aspects have been forgotten in the literature, but the revitalization is needed. It means that the different social groups should struggle for their democratic demands, and the planning should be open to those kind of demands coming from, especially the marginalized groups, which are the poverty groups, etc. So they have to have a voice in the planning and in planning practice. The third type of debates, which I summarize, is the publics without the state. Okay, they are just claiming that the autonomous democracy is needed, because when the state is there, so it has a kind of regulative power that imposes some kind of rules and regulations and eliminate people. So therefore, autonomous democracy can lead better or morally best type of outcomes. So they suggest that instead of the central or local state-based type of an approach, we should be caring for the autonomous type of democracy where the public is without the state. And the group of studies are just talking about the social movements and insurgencies and the value of such social movements and insurgencies in the planning process. In fact, there are a lot of examples coming from the different parts of the world on different issues such as the climate, etc. But at the same time, in zoning, in the land distribution, in the zoning regulations, even the social movements and insurgencies are important. Actually, in one of the studies which I have made with Sinus Winger, so it showed that the social insurgencies can change something and can bring more equitable and more inclusive type of an approach. So it's not only reacting, but
you can have some kind of an output at the end. So another group of studies, which I didn't expect it to be too much, in fact, when I just began to review of their literature, there are a lot of new academic work searching for effectual and practical alternatives. So not the how to improve the existing system is another concern of the academic world. And if I just try to just summarize what the different discussions available, first, a group of discussion is saying that searching for compromises are important. Not searching for consensus, but compromise. We have to leave something which we demand, but at the same time, there should be some kind of compromise. And also, there are the in this type of studies, okay, when you reach the compromise, what are the ethical judgments? What are the ethical issues are also discussed, but in general, they are in favor of just looking for compromises. The second type of studies are just trying to find the failures of the solutions for the failures of the citizen participation. Because as I said in the beginning, there are a lot of criticism about whether the participation just has an inclusive process. So therefore, the consensus generation is sometimes evades the political planning and prevents citizens from confronting and challenging the dominant discourse. Therefore, we have to just make and overcome the failures of the citizen participation. And there are interesting studies about how the rules and regulations, when they change, so how the citizen participation can be more. So there are important studies in this field as well. And the term which we face today is also collaborative innovation. As I am then going to come, the social innovation, so that's a kind of a magical concept which we have been using in the last decade. But also the collaborative innovation has been just introduced as a concept. So how during the decision making and also the planner's attitude with the people, with the decision maker, etc., can end up with a collaborative type of innovation. So again, we can see the different examples from the different parts of the world. Another heading I want to just raise is the informal strategies and light touch type of approaches. So in fact, for a long period, we are just against about the informal strategies. But in the recent literature, we see that the informal strategies are taken positively. And just saying that relatively little attention has been attributed to informal strategies or tactics, but they may be quite powerful actors in order to reflect the interests of the different groups. So why not pay more attention to the informal strategies as the literature suggests? Experimentation and democratic experiments are also highlighted in the literature. Planning is defined as an experimentation, and the planning should be more open, transparent, and inclusive type of process. That means that it's open to different type of experimentation, not very strict or rigid rules, in fact, to define the planning process, but flexibility, openness, and transparency has been just advocated in this literature.
new institutions. So in some of the countries, at least, the institutional setup is very much depending on central and local governments. But there is need some more new institutions to reflect the concerns of the different people. And here there are different examples from Italy, for example. They are saying that even the private enterprises can form a kind of actors in defining the new institutions in favor of the local community. So the last item, which is suggested in order to find an alternative way, is the social innovation. And as I said before, social innovation is very much debated in the last decade. And it means that the different interest groups can fight for alternative solutions, since politically legitimate decisions can be made on differentiated alternatives. So as I'm going to argue later, so in the different societies, obviously, whether we are aware of or not, there are some kind of innovative, socially innovative practices are there. But the question is how we can be able to understand the dynamics of social innovation and utilize that social innovative type of practices into the planning field. So this was the very brief summary of the what are the concerns of the academic literature. But the second thing I have been just interested in and question is what the planners and the practitioners are thinking. It's not the academics, but there are people in the real life is thinking. And here, I think there are increasing number of studies on that, but I want to refer two studies. The first is the book that has been just edited by Tuna Tatar-Pope and Margot Rahe, and just collecting the different experiences of planners from very different parts of the world. And the second study we have done, we have managed to realize in our PhD course last year, asking the Turkish practitioner and the public servants what they feel about the planning, whether what are their concerns, whether it can be improved or not. Okay, I'm not going into deep about each one of the case studies, but let me just briefly summarize. For some of the planners, there is a huge gap between the power they thought they would have and what is the existing situation. So, especially in the education, they thought that they have the power of planning, but which actually do not exist. And they were very worried and discouraged. And even I can just use the words, they are frustrated with the existing situation. But let me say, which is not on my parallel to my expectations, we have just found, and in this book there are the different examples, some of the practitioners and planners are thinking that it is possible to improve the existing situation, try to come with the solutions in order to overcome challenges and the complexities. So similar to the academic world, so we see the division. One is more negative about what's going on, but at the same time, there are a group of the planners and practitioners that are thinking that even in these conditions, there may be a room for improving what is the existing situation. So all of this makes me to think about what are the real politics of planning, what are the resilient politics of planning, and what are the components of such an approach?
So here, I want to clarify my position and my what I mean about the resilient politics of planning. First of all, I may say that there are multiple types of urbanisms. There is not one type of urbanism, but there are the multiplicity of urbanism in the different parts of the world. Some of the things are common, but there are also the differences. So not the outcome, but the dynamics are quite different. Secondly, while the local dynamics are different, they are also just interacting with the global economic imperatives and the imposed strategies and models of urban development. And the issue is to be a part of the global networks and the global economic system. So therefore, what is coming up in the different cities are the outcome of this kind of interaction. And this interaction of local dynamics, which includes social, political, and cultural life and special relations, bring the different experiences. And if there are the variety of experiences, so is there only looking for a general type of approach, a general principles is possible or not, or we have to look and integrate the local dynamics more into the planning theory and planning practice. So therefore, if I just cut it short, here, what I try to do is, what are the real possibilities for urban areas in what is essential for the urban and regional theory, and at the same time, to just make the planning free flow of the criticisms and search for new possibilities, incorporating the real dynamics. Here, I think I'm going to just introduce some keywords and some key notions within this here. So beforehand, I want to underline three arguments to discuss what the what is the planning for. First of all, I argue that understanding real possibilities for inclusive and equitable planning outcomes is very necessary. Secondly, the core of the planning should be favorably serve collective special concerns, not the concerns of a certain group. And third, planning theories and practice often depends upon the nature of governance itself and given places and times. So the time matters, and also the place matters in how you just proceed with the planning. If you just take this, the three components and think about what will be future prospects based on not the, as I said before, not only the radical, but the radical views are also trying to come with the solution. So just incorporating the different kind of ideas, what can be the real quality of planning? So first of all, we have to answer the question, how do we initiate a real politics of social justice? Okay. We have been talking about the social justice since the 1980s always, the just city, etc. But how we can be able to create a just city, thinking the real conditions. So here, there are certain studies discussing on that and the different experiments and the different empirical studies which we can just use it. And which actors can be important, the activists, planners, etc. So there are different kinds of suggestions.
And the second issue, which I want to underline, which I think that is extremely important, is the searching for inclusive and equitable planning outcomes. Because this kind of the agenda today, the neoliberal agenda, which is bringing some kind of disproportionate outcomes, and the inequalities cannot be sustained for a long period. So here, I think that one of the innovative type of argument is how people make claims to urban space outside the existing legal and planning frameworks. We have to answer this question. So in most of the cases, the legal basis and the existing regulations are quite restrictive to make the claims, and what are the other means to make these claims is an important issue. And the planning should be open and providing room for criticism and reactions. So if we want a more inclusive type of planning, it should be more flexible and more open to the unusual ideas coming from the local communities. And institutions providing room for reactions and free speech. Okay, free speech conditions. Okay, there are the arguments of the free speech coming from Foucault is, and so on. That's an important coming for the more the political science and how we can put this free speech conditions into the practice is an important issue. And getting benefit and giving respect to public norms. So Willem has been just underlining that issue, the importance of the public norms and how they should be incorporated to the planning process. I also think that's a very important issue. So we have to find some kind of the ways to incorporate that. And there are a few things which I want to add. Support for self-organization and building adaptive capacity of the disadvantaged groups. My former work, especially on the urban resilience and the resilient development, et cetera, has been underlined the importance of adaptive capacity, especially of the disadvantaged groups. Because just expectation of the inclusiveness of this, the different marginalized or disadvantaged groups before building the adaptive capacity can be a failure. So therefore, self-support for self-organization and building adaptive capacity is a must in building the more inclusive planning future. We are now talking about as the recently adaptive planning, new inventions and new institutions. And here I just referred a study by Peter Schmidt and Lucas Samas about the Nordic countries. And the study is interesting because it showed that even in the similar countries, there are the different trajectories to adapt to the new conditions. So what makes the difference is quite important, and it is just helps us to understand and define the local dynamics as well. And innovative solutions initiated from below by residents, NGOs, private society, and local politicians. And here I want to underline the importance of the local politicians. Local politicians can be a part of the innovative solutions, which I believe that we are going to talk about in later in this panel. So this kind of solutions are important to create more inclusive type of society, and that's an important point. The last item which I want to just raise is the integrating the innovative practices and opportunities provided by new technologies into the planning. Because
now you're facing a kind of change in the technological paradigm, techno-economic paradigm, and obviously this is a kind of the example which the future of the cities council has been just defining. So there are some kind of the simple things can make a difference how the urban space can be organized and what's the attitude for planning. So coming to the conclusive remarks, so I think that the items which I have been just proposing has some kind of reflection, and I think that some of the local politicians and the local bureaucracy is in the meantime talking about these possible alternatives, and as we are going to hear perhaps more innovative ideas about how they are going to tackle about the problems and to just define the alternative ways. Okay, lastly, I may say, I may ask a question to myself. Am I really satisfied about all of this kind of discussions? Having been trained with the more instrumental, rationality and comprehensive planning, I think it takes me some time to adapt to this kind of not the comprehensive, but the some kind of saying the ways and looking for the real politics of planning. But at the end, I may say that today, perhaps being only critical may not help to improve the planning position. So therefore, being critical is good, but at the same time, we have to think about the possible alternatives without just not losing our principles and our value systems. Okay, that's all I want to talk, and thank you for listening, and thank again for organizers of the meeting. Thank you very much. This was again a very intense and thought-provoking contribution, and especially thank you very much for summarizing this huge literature and making it very condensed for us. Sorry, sometimes there is a voice coming, maybe from the, okay. Well, of course there are too many points. I don't want to summarize them because we don't have time. If there are any burning questions, I see one question by Isa to Wim, and then we can continue with, if there's another one for Ida or Aydın, please ask. If not, then we will proceed to the third speaker, and then we will, I'm sure, have a lot to discuss in the panel. Shall we ask Isa's question now? Would you like to answer that now, William, or let me find the question first? Yes, Isa says, first, thanks you for this insightful talk and asks this question. She says that this is a question which also raises Richard Sennett's how to deal with the conflict between democracy and very much needed, she says in parentheses, democracy and imposed top-down regulations, especially on climate issues. And in continuation to that, she has another question. She asks whether our norms shall be widened beyond humans, including the questions of the rights of other species and indeed the planet. Maybe brief, and then we can talk more in the panel. Yes.
Willem, are you? If you're talking, we're not hearing you. You're muted. Your microphone is not on. Sorry, I was talking already. Thank you for your attention. The second question, Isa, that's well, that's referring to Latour, I guess, who did a lot. He gave a lot of attention to issues that are raised beyond the human-centric view on planning. And of course, I think that that's extremely important. I agree with that. The first question, is there an antithesis between, a contradiction between the bottom-up democracy and the need of central regulation? And I think many people tend to be critical on central regulation, but I think we need central regulation as well to empower and to improve the position of people in a difficult position in society. And this is what I try to explain with my distinction of norms of political ordinance. Why do we need these norms of political ordinance? And I think in general saying that the most important reason is that they arrange the relationships between subjects in such a way that concentrations of power are countervailed. And the concentrations of power may be within the state itself, but also in, for instance, in economic organization. And that's why we need central regulation to countervail these concentrations of power. One of the problems of the acting of modern states that I consider more and more as managerial states is that they forgot about these norms. And in the administrative states, a lot of legislative power is delegated almost unconditioned to the administration. And this is why we lose the not just the political, but also the normative, legative, legal dimension in our policies. I think this is a problem. So I take an old fashioned point of view in this. I feel that the state of law and the meaning of law is extremely important. And I take the state of law in a normative sense, where I expect good relationships within the powers, between the powers within the state. I think legislation can be a help in many ways, and that we neglected this. But it's not necessarily, in contrary, it's not against bottom-up processes. I think bottom-up processes may be empowered by these kind of normative attitudes of legislation. Thank you very much, Tim. There's another question. I don't know whether Isa is happy with the answer. Is it an answer to your question? Yeah. Or is it besides what you were asking? There is another question for Aida Eraydın. Isa says yes, thanks, from the chat. Yeah, okay. This is... Okay, Zeynep, okay. I see the question. Shall I read it? Yes. Okay, you can read it if you like. Because our translators need to hear the question. Okay, that's right. What Cemal Yalçıntan says, thank you, Aida Hocam, for this brilliant talk. There are huge methodological differences between increasing democracy and participation in planning and planning as a means to democracy.
I believe the latter is far more necessary in Turkey, as it may guarantee the future of our cities, governance and planning as democratic. What would you think? I fully agree with Murat Cemal Yalçıntan. So perhaps just making a very quick summary, I was not very clear. So I think that the older type of the way of approach, increasing democracy and participation in planning, is have certain problems. So therefore today, it's not only the participation of planning is accepted as a means to a more democratic way of decision making, but the planning can be the planning outcomes. At the same time, the planning process can be a kind of a means to reach more democratic action. At the same time, just opening up for reactions, conflict, and at the same time, more democratic, the more democratic concerns in the society. And I think that I agree with that. In Turkey, that's a most critical issue. Thank you, Aydar Hocam. Okay, now I will introduce our last speaker, and we will continue to the panel. And in the panel, I'm sure we will find more questions to ask to our speakers, especially within the context of Istanbul, maybe. So our third speaker, as you know, is Gürkan Akgün. He is the head of Urban Planning and Development Department at Istanbul Metropolitan Municipality. He is an urban planner. He received his bachelor's and master's degrees from Mimar Sinan University in urban and regional planning. He worked as an urban planner with various companies, served as the chief of Department of Urban Planning and Urban Transformation and manager of Department of Planning and Project Control between 2012 and 2019 in Beylikdüzü Municipality, which is a district municipality in Istanbul. And he was elected board member of Chamber of Urban Planners. He has also published on socio-spatial and economic aspects of urban planning and politics. So he is coming from the practitioner's side, and he is involved with this new institutional arrangements in Istanbul. And he will talk about a new approach for planning the city of Istanbul and local democracy. Yes, the floor is yours, Gürkan. Thank you very much. Hi, everyone. I'm very glad to be here in this organization. I'm going to try to explain what are we doing for 2 years in Istanbul about urban planning. I will do my presentation in Turkish. I'm sharing. Görebiliyor musunuz? Gelecek şimdi, henüz gelmedi. Heh. Evet. Boş almamız lazım. Okay. sunumumda öncelikle değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten zihin açıcı iki sunum dinledik. Biraz İstanbul'dan bahsederek aslında yeni yönetime gelmiş, 2 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde yer alan bir kadro olarak özellikle kentsel planlamada nasıl bir yaklaşımla İstanbul'a bir yeni bir süreç kazandırmaya çalıştık. Bunu anlatmaya çalışacağım. Çok fazla detaya girmeden aslında özellikle de üst ölçekli planlama yaklaşımından bahsetmek istediğim için kurduğumuz, hatta kurmaya devam ettiğimiz İstanbul Planlama Ajansı'ndan bahsetmeye çalışacağım.
Bununla birlikte İstanbul'un temel problemleri, İstanbul'da planlama açısından yeni yaklaşımlar neler olmalı gibi bizim aslında uzun ölçekli 2050'yi hedefleyen bir bilans sürecini biraz detaylandırmaya çalışacağım. Burada da özellikle İstanbul Vizyon 2050 Ofisi diye kurduğumuz aslında dünyadaki başlıca kentlerin şu an geleceğini planlamaya çalıştığı ve benzer ajanslar, benzer organizasyonlar kurduğu bir süreci biraz detaylandırmaya çalışacağım. Tabii İstanbul dışından katılımcılar açısından da bir iki İstanbul üzerine bahsetmek gerekirse, tabii dünyanın önemli kentlerinden aslında kendi sınırlarını aşmış bölgeye ve küresel ölçekte bir etki alanı olan bir kentten bahsediyoruz. Yayılım alanı burada yıllar itibariyle biraz haritadan da görüyorsunuz. Çok geniş bir alana yayılmış. Lineer anlamda 110 kilometre ama bir 5300 kilometre kareye yayılmış bir arazi kullanımından bahsediyoruz. 16 milyonluk bir nüfus, gerçekten çok büyük bir metropoliten alan. Dolayısıyla İstanbul kentinde özellikle temel sorunlarını çözebilmesi açısından, yaşanabilir bir kent oluşturmak açısından çok zor bir kent. Planlaması çok zor bir kent. Burada temel bazı bilgiler var. Tabii İstanbul'da hepimizin bildiği gibi kadim bir kent. Yıllar itibariyle halen daha kendisini nüfus çeken Türkiye'nin en önemli ekonomik kaynağı, ekonomik üretimin ve gayri safi milli hasılanın bulunduğu, üretildiği bir kent. Bununla birlikte tabii çok ciddi bir kültürel mirasa sahip. Kentleşme açısından kendine özgü deneyimleri olan bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da dünyadaki değişimler, dönüşümler ve planlama yaklaşımlarıyla doğrultusunda gündemleri takip etmekle birlikte çok kendine özgü sorunları ve dolayısıyla çözüm pratikleri geliştirmesi gereken alanları olan bir şehir. Bu anlamda biraz İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Tabii İstanbul yalnızca işte bu yeni planlama yaklaşımları açısından değil, Haziran 2019'dan itibaren yerel yönetim anlayışında önemli bir dönüşüm geçirdi. Bir dönüşüm sürecine girdi diyebiliriz. Neden böyle bir şeyden bahsediyorum? Çok uzun yıllar itibariyle iktidarda olan bir anlayışın değiştiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda da çeşitli iddiaları olan, yani bir yerel yönetim iddiası olan ve bunu hem kendi kentine, İstanbul'a hem de dünyaya deklare eden bir yeni bir süreçten bahsedebiliriz. Nedir bu? Adil, hesap verebilir, şeffaf, güçlü bir yerel yönetim anlayışı. Bu İstanbul Planlama Ajansı'nın bir lansman fotoğrafı. 2020 yılında, Şubat ayının 2020 yılında bu yerel yönetim anlayışını nasıl katılımcı bir şekilde, akademiyle, sivil ayağıyla ve aynı zamanda hem alt ölçeklerde hem de büyükşehir açısından yerel yönetim ayağıyla birlikte bütünleştirebilecek bir planlama ajansının kuruluş lansmanından bir görüntü. Orada da Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bir deklarasyonu, yani ilkesel anlamda nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir planlama yaklaşımı getireceğimizi, getirmeyi hedeflediğimizi, 16 milyona rızasıyla ve katılımıyla bir planlama sürecini nasıl üreteceğimizin bir deklarasyonu vardı ve aslında bunu bir açılış toplantısıyla işte Richard Sennett'in, Saskia Sassen'in ve İlhan Tekeli Hoca'nın katılımıyla bir kamusal alanı tartıştığımız
bir toplantıyla başlamıştık. Ve o günden bugüne büyüye büyüye hem İstanbul Planlama Ajansı hem de onun altındaki birimler oluşmaya, bir anlamda çeşitli faaliyetleri geliştirerek İstanbul'un gündemine bu ilkeleri, yani adil, yeşil, yaratıcı bir kent özleminin ilkelerini ve uygulama pratiklerini geçirmeye çalışıyor. Burada işte biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi bu büyük metropol alanının bu ilkeler doğrultusunda 16 milyonu hedefleyen, 16 milyonla birlikte, tabii bu bir jenerik bir cümle, 16 milyonun katılımıyla bir kenti planlamak ve yönetmek, ama olabildiği ölçüde şeffaf, katılımcı bir süreci oluşturmaya hedefliyor, oluşturmaya bu anlamda çalışıyoruz. İstanbul Planlama Ajansı'nın bu anlamda kendi altında oluşturduğu çeşitli birimler var. Biraz ben Vizyon 2050 ofisini ayrıntılandıracağım ama Enstitü İstanbul gibi, İstanbul İstatistik Ofisi gibi, Kamusal Tasarım Ofisi gibi ve Sosyal Politikalar Merkezi gibi farklı alt birimleri olan bir yapı kurmaya çalıştık. Bu kamu ile aslında sivil hayatın, başta belirtmeye çalıştığım ve aynı zamanda bu alanlarda çalışma yapan, araştırma yapan, yerelde gibi uluslararası alanda araştırmalar yapan kişilerin de çalışabileceği bir alanı aslında üretmeye çalıştık. Bu anlamda neden istatistik ofisi? Çünkü uzun dönemdir veri üzerine, veriyle birlikte çalışmanın çok zor olduğu, gerçekten sağlıklı veriye ulaşamadığımız bir süreçte bir İstanbul'un kendine özgü hem verinin toplandığı, işlendiği ve bunun planlamaya aktarıldığı bir alana ihtiyaç vardı. Bu anlamda bunun farklı çalışmalarla bütünleştirebilip enstitüye ihtiyacımız vardı. Sosyal politika meselesi son dönemde özellikle işsizliğin, yoksulluğun ve kentte adaletsizliğin, eşitsizliğin arttığı bir alanda sosyal politika konusunun çok ön plana çıkmasıyla birlikte sosyal politika merkezini bu anlamda oluşturduk ve kentte özellikle kamusal alanların birlikte nasıl tasarlanabileceğine ilişkin hem ilkeleri belirlemek hem de bir bu anlamda yine katılımcı süreçler oluşturmak adına kamusal tasarım ofisini kurduk ki bununla birlikte işte İstanbul'un meydanlarında çeşitli yarışma süreçlerini örgütlemeye, düzenlemeye çalıştık ve şimdi onları uygulamaya geçirmeye devam ediyoruz. Biraz ayrıntılarıyla bahsedeceğim konu ise Vizyon 2050 ofisi. Vizyon 2050 ofisi hangi gerekçelerle kuruldu ve ne yapmaya çalışıyor? Biraz bunu detaylandırmaya çalışırsak, tabii bu yaklaşık üzerinden 2 yıl geçen bir dönüşümle birlikte İstanbul'un geleceğinin ne olacağını, nüfusunun nereye gideceğini, işte ekonomik anlamda hangi sektörlerin gelişeceğini veya işte kentte mekansal olarak artık nerelere yerleştirebileceğini gibi temel ana kararların belirlenmesi gerektiği bir dönemdeydik. Yani bu belirsizliğin üzerine bir aslında bir yerel yönetim değişikliği oldu ve bu belirsizliğin artık belirli bir stratejik plana, stratejik yaklaşıma ve onun tabii ki mekansal karşılıklarına erişmesi gerekiyordu. Bu dönem dönem, tabii ki o dönemlerin çeşitli politik, siyasi ve işte akademik gündemleri doğrultusunda İstanbul'da elbette ki planlama süreçleri gerçekleşti. İşte 80'de, 94'te, 95'te, 2006'da ve nihayet 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Metropoliten Planlama bünyesinde de İstanbul'un uzun erimli çevre düzeni planları gerçekleştirildi. Daha önce de Nazım Plan Bürolarında bu İstanbul'un bölgesi, İstanbul'un bir
Nazım planının biraz daha mekansal arazi kullanım kararlarına dayalı Nazım planlarının kararların alındığını biliyoruz. Bu anlamda tabii 2009 yılında yapılan çevre düzeni planı önemli bir çalışmaydı ama biz o 2009 planından sonra şunu gördük ki özellikle merkezi hükümetin İstanbul üzerindeki büyük ölçekli şeyleri, projeleri İstanbul'daki bu planlama süreçlerini sekteye uğratan, İstanbul'u bir belirsizliğe doğru götüren bir tarihsel süreç önümüze koydu aslında. Neydi bunlar? İşte bu plan çalışmasının ana kararları bozucu, İstanbul'un işte kuzeye yerleşmemesi, ana kararlarından olan işte kuzey ormanlarına, su havzalarına, tarımsal alanlarına yerleşmemesi gerektiği, nüfusunun sınırlandırılması gerektiği, işte şu ekonomik sektörlerde gelişmesi gerektiğine dair bir strateji varken o stratejileri tamamen ortadan kaldıran işte 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerle aslında bu plan süreçleri tamamen deforme edilmiş oldu ve tamamen kontrolsüz bir nüfus planlama süreciyle karşı karşıya kaldık ki o dönemde İstanbul'un bir anlamda hem Türkiye'nin lokomotifi olabilmesi açısından inşaat sektörüne büyük bir ağırlık vermesi, gayrimenkul sektöründe çok ciddi rantın oluşması ve bunun üzerinden bir ekonomik paylaşım modelinin geliştirilmesi aslında İstanbul'da bizim bütün planlama kararlarımızı bozucu nitelikte bir süreç olarak işledi. Planlama bu süreçte hem Büyükşehir Belediyesi'nde ve bununla birlikte merkezi hükümetin çok plan süreçlerine de aktif olduğu, bu eski dönemden beri bir sorun olarak gelmekle birlikte merkezi hükümetin İstanbul'da birebir rol üstlendiği ve kamu arazilerinin özelleştirildiği yüksek imarlarla birlikte bir rant alanı haline dönüştürüldüğü ve bu rantında bir paylaşım alanı ve bir rıza üretme mekanizması haline geldiği bir süreci ana ekonomik politika olarak görebiliyoruz açıkçası. Dolayısıyla İstanbul'un bu anlamda yenilikçi bir planlama yaklaşımına, geleneksel planı biraz daha esnek, iletişimsel açıdan güçlendiren, mevcut günün koşullarına, günün sorunlarına çeşitli çözüm önerilerini getirirken aynı zamanda da uzun erimli bir politikayı hedefleyen bir süreci örgütlemek gerekiyordu. Bu anlamda da bir yeni bir planlama anlayışı, yeni de bunun aktörlerinin ve kurumlarının kurulması gerekiyordu. Bu anlamda tabii küreselleşen ve birbirine bağlı dünyamızda kentsel sistemler, ekonomik sistemdeki değişiklikler, teknolojik gelişmeler, insan, mal ve bilgi akışının yoğunluğu nedeniyle radikal de dönüşümler, bütün dünyanın kentlerinin radikal dönüşümler geçirdiğini de elbette ki biliyoruz. Tüm dünyanın kentleri artık bazı temel konularda, örneğin iklim krizi gibi, dayanıklılık gibi, katılım ve demokratikleşme gibi, iletişimin artırılması gibi alanlarda birer çeşitli araçlar ve çeşitli planlama mekanizmaları geliştiriyor. İşte bu Berlin'de de, Barcelona'da da, New York'ta da bunun gibi çeşitli ajanslar üzerinden bu çalışmalar yürütülüyor. Bunlarla da eklemlenebilecek, bunlarla da konuşabilen bir yapı aslında Vizyon 2050 ofisi. Bu anlamda hem uzun erimli politikaları, 2050'de İstanbul'un nasıl yaşanabilir bir kent olabilmesi açısından, nasıl yeşil ve yaratıcı bir kent olması açısından 2050'ye kadar gideceğimiz süreci oluşturmak, bunu sadece yerel yönetim veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değil, birebir vatandaşla, halkla,
bu vizyonu birlikte üretmek ve bu vizyona sahip çıkarak aslında bunun bozulmasını da engellemek ana hedeflerden biri oluyor. Bu anlamda işte İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde kurulan Vizyon 2050 ofisi aslında bir yerel demokrasi modeli olarak da ülkenin diğer kentlerine de bir model oluşturmasını açıkçası istiyoruz. Bir anlamda buranın başarılı olmasının hem Türkiye'nin diğer kentlerine hem de aslında dünyadaki diğer kentlerdeki yaşanabilir bir kente özlem açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada da işte ekranda gördüğünüz temel başlıklarda İstanbul'un temel özelliklerinin doğrultusunda bir hem kendisinin hem makro formunun ve interland'ının bir planlamasına, bir vizyon yaklaşımını ve sonrasında da planlama yaklaşımını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tabii dünya ne yapıyor diye çok ciddi bir araştırma içindeydik. Tabii Birleşmiş Milletler'in bu 17 başlık altında topladığı kriterler de bize açıkçası bir hedef, bir yol gösteriyor. İşte özellikle dünyadaki ekolojik anlamdaki yıkım ve adaletsizlikten kaynaklı sorunların bir anlamda çözümünü hedefleyen, işte sıfır açlık gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi, işte iklim krizinin önlenmesi gibi ana hedefleri de İstanbul'un planlanması, İstanbul'un gelecek vizyonunun belirlenmesi açısından da temel kriterler olarak önümüze koymuş durumdayız. Bu anlamda da buradan yola çıkarak yine 17 başlık altında biz bir planlama çalışmasını da işte burada gördüğünüz 17 başlık altında da planlama çalışmasını başlatmış olduk. Bu tabii çok ciddi bir analiz süreci de gerektiren bir yani uzun erimli ve analiz süreci de gerektiren bir planlama sürecinden bahsediyoruz. İşte demografik yapının, göç ve nüfus politikalarının özellikle bu anlamda mülteci konusunun İstanbul'un çok ciddi bir konusu olduğu haline geldiğini görüyoruz. İşte burada gördüğünüz tüm başlıklar altındaki işte konut politikaları, kentsel dönüşüm yaklaşımlarından, iklim krizi, ekoloji ve çevre politikalarına, kültürel mirasın korunmasında, işte eşitlikçi cinsiyet politikalarına kadar bir analiz ve sonra bu yaptığımız analizleri belirli konu başlıkları altında bütünleştirmek ki şu an bu aşamalarındayız çalışmanın ve sonrasında da birlikte bir strateji, birlikte bir yol haritası çizmek ve bunu kamuoyuna paylaşıp kamuoyuyla birlikte buna sahip çıkmak şeklindeki süreci yürüteceğiz. Takvime bakarsak işte 2020 yıllarında başladığımız temel ana ilkelerini belirlediğimiz bu süreç 2021'de tabii kadrolarını oluşturdu, işte aktörlerle çeşitli iletişim kanalları geliştirdi, çeşitli tematik alanlarda birliktelikler oluşturdu, toplantılar vesaire düzenledikten sonra şu aşamada da aslında ana politikaların belirlendiği, stratejilerin üretildiği bir dönemdeyiz. Bu tartışmalarla yoğun bir tartışma sürecini geçirdikten sonra da eylem planlarını, projeleri ortaya koyup bu süreci 2022'de nihayete erdirmek, aslında nihayete erdirmemek, yani planın böyle başlayıp biten bir işte 3 yıllık bir süreç değil, kendi kendini yenileyen, denetleyen, işte çeşitli monitoring kanallarıyla birlikte günün koşullarına da adapte olabilen bir süreci oluşturmayı düşünüyoruz. Bu anlamda dünyanın diğer kentleriyle işte aslında benzer sorunları konuştuğumuz çeşitli konu başlıklarında, çeşitli paydaşlar
kazanıyoruz. Bu paydaşlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz ve bu anlamda da stratejilerimizi oluşturuyoruz diyebilirim. Biraz kısaca örnek vermek isterim. Dünyanın hangi kentleriyle şu ana kadar iletişime geçtik? İşte New York, Londra, Barcelona, São Paulo, Seul, Berlin, işte Kahire, Amsterdam, Pekin gibi kentlerle birebir iletişime geçtik. Hem onların deneyimlerini dinlemiş durumdayız, hem de yaptığımız bu süreci onlara aktarmış durumdayız. Çok heyecan verici, çünkü aldığımız etkileşim de çok heyecan verici. İstanbul'u bir anlamda herkes merak ediyor. İstanbul'un bu planlama sürecini bir anlamda merak ediyor. Bir anlamda da aslında bu metropollerde de benzer sorunlara nasıl çözüm arayışları getireceği herkesin kafasında dolaşan çeşitli soru işaretleri. Bir aşamadan sonra bu kentleri, eğer pandemi de olanak verirse, tüm bu çalışmaları aslında İstanbul'da buluşturmak gibi de bir niyetimiz var açıkçası. Bir anlamda planlama kültürünü, dünyadaki planlama kültürünü İstanbul'da tartışmak ve geliştirmekte istiyoruz. Columbia Üniversitesi Küresel Merkezi ve Amsterdam'daki EMS Enstitüsü gibi önde gelen kurumlarla kurumsal işbirliklerine başladık. Bu anlamda İstanbul Planlama Ajansı tarafından yürütülen Amsterdam ve İstanbul'daki yerel demokrasi ve işbirlikçi şehir tasarımları araçları üzerine devam eden kamuoyu tartışmaları var. Bu böyle bir yeni bir proje geliştirmeye başladık. Bu etkinlikler artarak devam da edecek. Bu etkileşime dediğim gibi çok büyük bir önem atfediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi tabii bu çok ciddi bir analiz süreci ve özellikle veriye ulaşmak, değişen veriye ulaşmak ki günümüzdeki koşullarda çok önemli bir sorun. O yüzden de Enstitü İstanbul ve İstatistik Ofisi gibi kurumsal yapıları oluşturmaya çalıştık ve maalesef Türkiye'de veri paylaşımı ve o biraz kurumlar arası çok güçlü olmadığı için bunları kurduğumuz iletişimlerle birlikte büyütmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bir kentsel analiz raporu yayınladık Eylül 2020 tarihinde. İşte bu analiz raporunda da işsizlik, yoksulluk, kentleşme ve planlama sorunları, konut sorunu, deprem ve yeşil alanlar, kültürel miras, göç, gençlik gibi çeşitli konu başlıkları, COVID-19'un salgının tüm bu yaşam alanlarına, yaşantımıza etkisi üzerine birçok rapor yayınlandı. Vizyon 2050 bunu uzun erimli bir şekilde ele alırken İstanbul Planlama Ajansı'nın altındaki işte örneğin Enstitü İstanbul ise COVID döneminde anlık çeşitli raporlarla hem sürece müdahale etmeyi hem de yerel yönetimleri, hem İstanbul'un hem de diğer yerel yönetimlerin bilimsel ve akılcı bir şekilde hareket etmesine yönelik çeşitli raporlamaları yapmış bulundu. Bunun sonrasında bizim için önemli bir rehber oluşturduk. Vizyon 2050 bilgilendirme rehberi diye. Bu arada şundan bahsedeyim. Hem İstanbul Planlama Ajansı'nın hem Vizyon 2050'nin kendi internet siteleri ve sosyal medya araçları var. İnternet sitesinden tüm bu dokümanları da elde etmeniz, incelemeniz ve tabii ki katkı ve değerlendirme sunarsanız çok daha süreci de geliştirmiş oluruz. Bu bilgilendirme rehberi işte biraz az önce bahsettiğim konuları aslında katılım sağlayacak aktörlerin bu sürece nasıl katılabileceğinin çeşitli yöntemlerini oluşturan, Vizyon 2050'yi anlatan bir rehber niteliğindeydi. Çünkü katılım sürecini iyi tariflemediğiniz durumda tüm bu yaptığınız çabalar, çalıştaylar, anketler, toplantılar, işte forumlar
bir anda dağılabiliyor. Onun bir hedefinin, rehberinin ve uygulama sürecinin iyi kurgulanması gerekiyor açıkçası. Bugüne kadar 17 araştırma konusu başlığında 300 paydaş üzerinden çeşitli toplantılar, çeşitli etkinlikler, çalıştaylar düzenledik. Düzenlemeye de devam ediyoruz. Maalesef pandemi bu işi sadece biraz dijital mecralar üzerinden yapmamıza sebebiyet veriyor ama umarız ki yaz aylarından sonra birebir sokakta daha fiziki koşullarda da bu işi büyütmeyi düşünüyoruz açıkçası. Bu anlamda hem akademiyle hem kamu özel temsilcileriyle, STK'larla, uygulayıcılarıyla ve meslek birlikleriyle bir bütünlüklü bir yapı kurmaya çalışıyoruz. İstanbul Planlama Ajansı'ndaki önemli oluşumlardan biri de özellikle sektörel anlamda platformlar kurmak. Bu da çok uzun dönemdir geri planda bırakılmış bir süreçti. Bir turizm platformu kurduk, sanayi platformu kurduk, ulaşım platformu yeni kuruldu, kamuoyuna deklarasyonu yapıldı. Bu gibi alanlarda sektörün temsilcilerini, sorunlarını, taleplerini toparlayıp bunu yerel yönetimle buluşturacak ve aynı zamanda bunu uzun erimli politikalara endeksleyebilecek bu platformların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar sadece işte belirli çalıştaylarda bir araya geldiğimiz etkinliklerin ötesinde kalıcı bir iletişim alanına dönüşüyor ve farklı kesimlerin tabii ki bir anlamda birbiriyle müzakere ettiği, birbirini dinlediği bir kamusal alanların, müzakereci bir kamusal alanları alanın genişlemesine yol açıyor açıkçası. Burada da işte çeşitli toplantılarımızın ve etkinliklerimizin tüm bu saydığımız paydaşlarla sürmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Vizyon 2050 ofisin vizyon2050.istanbul adresinden tüm bunları paylaşmaya ve sosyal medya aracıyla da katılımı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hani çok bu buraları uzatmayacağım ama temel itibariyle bu süreç içerisinde özellikle yaptığımız anket, yani şu anda da istanbulsenin.org adresinden yayında olan nasıl bir İstanbul istiyorsunuz ve İstanbul'un temel sorunları nelerdir gibi soruları aslında şu başlıklarda karşılık geliyor. En önemli sorun olarak %16 oranında bir yeşil alan eksikliğinden İstanbul'da vatandaşların bahsettiğini ve bunun yanında da işte trafik sorununu koyduğunu görüyoruz. Yaşam maliyetleri çok yüksek bir kent. Bu en önemli sorun başında çıkıyor. Ve tabii ki bir deprem ve afet kenti olarak yine dayanıklı bir kent özlemi İstanbul'un en önemli sorunlarından biri. İşsizliğin ise günden güne arttığını, yani İstanbul bir aslında üretim kenti, çok büyük oranda Türkiye'nin istihdam kenti olmasına rağmen işsizlik sorunu günden güne bu şehirde önemli bir sorun haline gelmeye devam ediyor. Tabii bunları aldıkça da illaki 2050 yılını hedefleyen tabii ki strateji ve politikalar geliştiriyoruz ama bunlara yönelik yerel yönetimin çeşitli çözüm araçlarını da anlık olarak üretmesi gerekiyor. Ki işte işsizlik sorununa yönelik işte bölgesel istihdam ofislerini kuruyoruz veya işte yeşil alanların geliştirilmesine yönelik farklı yeşil politikalarla İstanbul'un bu güncel sorunlarına da bir anlamda çözüm getirmeniz gerekiyor. Bu dediğim gibi bu anket çalışmaları istanbulsenin.org adresinden devam ediyor. Hem İstanbullulara hayallerini soruyoruz, nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediklerini soruyoruz. Hem de mevcut sorunlara dair bilgilendirmenin yanı sıra aslında bu sürecin paydaşı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda hemen yarın itibariyle önemli çalıştaylarımız başlayacak. Çeşitli konu başlıkları altında. İşte katılım ve
demokrasi çalıştayını yapacağız. Bundan sonra işte sosyal adalet ve haklar temelli bir çalıştay yapacağız. Özellikle teknoloji, akıllı şehirler üzerine bir çalıştay, iklim krizi, ekoloji üzerine bir çalıştay ve dayanıklı kentler üzerine bir takım çalıştaylar yapacağız. Buradaki yine bahsettiğim tüm paydaşları burada yaptığımız analizler doğrultusunda çıkan sorunlar, potansiyelleri bu paydaşlarla birlikte tartışarak artık bir hedefe doğru gitme yolunda süreci devam ettiriyoruz. Bu başta bahsettiğim 17 başlığı aslında 5-6 ana temel ilke doğrultusunda birbirini kesen noktalarda buluşturmaya çalışacağız. Yine bu süreçte kentsel analiz atölyelerinin işte İstanbul 2050 vizyonunun belirleneceği bir dizi başka atölye çalışmaları takip edecek. Bunun sonrasında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyuna tüm bu çalışmayı ve bir kentsel analiz durumunu aktararak artık vizyonu belirleyeceğimiz süreci hedefleyeceği bir şey yapacağız, etkinliği yapacağız. Bu bir anlamda nasıl bir İstanbul'u devraldık, nasıl bir İstanbul istiyoruz ve bu yolda nasıl bu İstanbul'a hangi araçlarla, hangi politikalarla ulaşacağımızın bir süreci olacak. Tabii ki bu anlamda da işte çeşitli kanaat önderlerini, işte çeşitli bu süreçteki önderleri, gençleri, kadınları, çocukları bu sürece katacak etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Biraz hani şeyi anlatmaya çalıştım. 2 yıl boyunca İstanbul'da yenilikçi bir planlama anlayışını, katılımcı ve demokratik bir planlama anlayışını, ana ilkelerimiz yani adil, yeşil, yaratıcı bir kenti oluşturma doğrultusundaki ana ilkelerimizi belirleyerek nasıl kurumsallaştırmaya çalışıyoruz, nasıl araçlar geliştirmeye çalışıyoruz ve bu süreç nasıl devam edecek diye özetlemeye çalıştım. Bu anlamda tabii planlamanın yani bir önceki tartışmalardan da yola çıkarak özellikle 3 ana başlıkta çok kritik rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Yani bunlardan biri ekoloji konusu. Yani tüm dünyanın kentleri şu anda bir yok oluş senaryosuyla böyle giderse eğer iklim kriziyle bir ekolojik anlamda ciddi bir yok oluşta ve yaşanabilir bir kent olmaktan çıkmayla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla planlamanın ana kriteri bir anlamda ekolojiyi birinci başlık olarak almak zorunda. Planlamanın eğer bir hem üst ölçekte hem de alt ölçekte bir faydası olacaksa demokrasi geliştirme konusunda bir aracı rol üstlenebilir. Yani en azından bizim yaklaşımımız bu. Planlamayı sadece de teknik, belirli uzmanların yaptığı ve kentteki güç ilişkileri, sınıf ilişkilerinden dolayı aslında güçlülerin yön verdiği bir süreçten çıkarıp bilgiyi olabildiğince paylaşıp özellikle de bilgiye erişimi zor olan kesimlerin, zor olan sınıflarla paylaşıp onlar adına bir anlamda savunucu bir planlamayı da ön plana koyarak bir demokrasinin gelişimi yolunda bir şey olarak görüyoruz. Biz bir araç olarak görüyoruz. Yani tüm bu yaptığımız çalışmaların sonucunda eğer bir fayda olacaksa insanların kendi hayatlarında, kendi yaşam alanlarına, kendi yaşadığı mahallesine, kentine ve İstanbul'a dair söz ve karar hakkı olduğunun bir aracı haline gelecektir. Biraz bahsetmeye çalıştığım vizyon 2050 yani üst ölçek planlamada bunu yapmaya çalışırken aslında alt ölçekli çalışmalarda da bunun nüvelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu çalışmayı beklemiyoruz. Örneğin
Adalar'da, Beyoğlu'nda, Bakırköy'de yaptığımız Nazım İmar Planı çalışmalarında da uzun ve meşakkatli olsa da çeşitli araçlarla biz bu planlama süreçlerini bu teknisist akıldan çıkararak insanların katılabildiği bir sürece dönüştürmeye, bir demokratik bir karar alma mekanizmasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu olabildiği takdirde planların en büyük sorunu olan planların siyaset tarafından bozulması, aslında çok iyi, çok yerinde, doğru kararlar gibi görünen şeylerin bir anda, işte başta bahsettiğim o çevre düzeni planlarının ana kararları nasıl bozulduysa, siyaset tarafından çeşitli güç ilişkileriyle bozulmasının önüne geçebilecek bir süreci oluşturabiliriz. Bu ana ilkelerin halk tarafından, vatandaşlar tarafından benimsenmesi ve üretilen planın, yapılan tüm müzakereler, tüm kavgalar, tüm işte bu anlattığımız katılımcı süreçler sonrasında ortaya çıkan planın da sahiplenilmesini sağlayacak ve bir anlamda bu sahip çıkma planın yaşamasını da sağlayacak. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri bizim planların yaşamaması, planların sürekli değişime uğraması sorunu. Ve bir diğer konu da tabii ki adalet meselesi. Kentte özellikle İstanbul ve metropolden dünyanın tüm kentleri hepimizin bildiği üzere çok ciddi bir adaletsizlik temelini de gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Bu neoliberalizmin etkisiyle de birlikte bu süreç iyice derinleşmeye başladı. Ve planlama bu adaletsizliği oluşturan bir unsur da olabilir. Ama bu bahsettiğim temel ilkeler doğrultusunda adaleti tesis eden bir unsura da dönüşebilir. Yani Kanal İstanbul gibi veya işte İstanbul'daki kamu alanlarının, büyük kamu alanlarının inşaat büyük emsal artışlarıyla, inşaat alanı artışlarıyla özelleştirilmesi gibi kentte belirli kesimlerin sermaye birikimini sağlayan, bunların siyasal süreçlere etki etmesini sağlayan bir araç haline de dönüştürebilirsiniz planlamayı, ki oldu bu, olmaya devam ediyor. Bir yandan da bir yerel demokrasinin gelişebileceği, adaletin tesis edilebileceği, kentteki alttakilerin daha işte işiyle, emeğiyle geçinenlerin yaşam alanlarını yaşanabilir bir kentte bulunma özleminde bulunanların hayatını kolaylaştıran bir araca da dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla baştan beri bahsettiğim tüm bu kurumlar, İstanbul Planlama Ajansı, ilkeler, alt ölçekte yaptığımız çalışmalar, katılımcı süreçler, zorlu süreçler olmakla birlikte elbette ki tüm bu ilkelere birebir ulaşmanızda bir mucize çözümler olmamakla birlikte günün sonunda olabilen en iyi yöntem olarak karşımızda duruyor diye düşünüyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularla birlikte belki bu süreci biraz daha da tartışabiliriz. Evet. Gürkan, thank you very much. This was a very nice introduction to the efforts of the new approach, new planning approach in Istanbul. Of course, you're not very easy, we all know that. But I think maybe it might be good to start having some feedback from our other speakers and also our other panelists, İclal Dinçer and Ferhan Gezici also. It seems like Istanbul municipality has begun to enter a new path after so many years of neoliberal priorities. Now it seems like that axis have shifted into a more
environmentally conscious and justice-seeking, more equality-conscious and so on process where the principles of being şimdi İngilizcesi aklıma gelmiyor, adil, just and green and creative city, these principles are adopted, and more important than that is the kind of process that the municipality is trying to follow during this planning process. And I think I have said that before in one of the ESOP conferences, encounter stop or whatever, buluşma durağı in Taksim, was also a very symbolic structure that sort of gave the understanding or communicated the understanding of this new administration. And it was really very good coincidence in a way. At the background of that structure was this black box of the central government, in which you sort of hesitated to enter because you don't know what is inside, as compared to this closed black box versus the very open, very light and very inviting structure that was put in the Taksim Square. So, I mean, taking from there, this is my interpretation, of course. I was wondering what our speakers, for instance, how would Wim react to this process, looking at it from the perspective of public norms and how, I mean, and also maybe you might have some warnings because of the paradoxes that might be awaiting in the process, for instance. So, I mean, what is your reaction to this presentation? And I would also like to ask to Aydorja about her reaction. And what do you think? I mean, you ask yourself the question at the very end. Maybe you have something in mind, I don't know. But in terms of this very vast literature that you have very brilliantly summarized, do you think we are seeing the end of the tunnel? Is there a hope for getting out of this impasse with this approach? Of course, there are barriers along the way. What could be those barriers, and how could we maybe eliminate them so that this process, this long walk towards democracy, could be continued without major disruptions, let's say. After this, we're running out of time, but I would like to also pose questions to İclal Dinçer and to Ferhan Gezici, who are involved in this process, very shortly. And maybe there are some other questions that might arise. So we have, I think, about half an hour to wrap up. Okay, the floor is yours. Maybe we should start with Wim. I don't know, however you wish. You want me to reply on your question of the metropolitan plan, Zeynep? Zeynep hocam, microphone. Yeah, well, I was saying, listening to Gürkan Akgün's presentation about this new approach, what would be your reaction given the framework of the public norms that you have talked about? I'm very pleased to respond on this. Actually, I'm impressed by the effort that is taken by the Metropolitan Authority. The scope of this strategic plan is extremely wide. It takes the full region of 50 million inhabitants. It takes the time horizon until 2050. And it has a holistic ambition to integrate
all sorts of issues. This creates possibilities. It creates also risks. The worst thing that could happen, if this would turn out to become a sort of technocratic planning fabrication, collecting figures and ciphers on all fields and then integrating it, discussing, and after 5 years saying, this is our program of implementation. What happens in practice always is that the actual implementation occurs via different sorts of planning instruments and different fora and different sorts of action. But this is not what's happening here. Here they really take, if I understood it correctly, they take it as a tool to invest in more democracy. So the platforms are not technocratic fields of negotiation between the most important stakeholders of the city and that exchange their interests and come with some sort of compromise. You need compromises always, but this is different. I feel, if I'm correctly, and then I would really be enthusiastic, I feel that they focus on the promotion of democracy by taking contested issues that are central. And contested issues are often about the public norms. And I think that's really to establish this normative deliberation is an important goal as such, because it will influence, it will condition later all sorts of practices. I think if it is pluralistic, it will be contested and it will be very difficult at level of public norms to come to some agreements. So people are there with different norms, but it's good that the debate is there. Then you know which norms are important when we decide about habitability. Is it about green? Is that the real issue? Or, well, then I think, and this is what you almost can learn from the antagonist that Ida discussed, often the conflicts, the normative conflicts, are not solved completely, but you have a compromise. But the same tension between different normative points of view returns time after time. Most issues at debate are composed of hundreds of different sub-decisions. When you talk about the expansion of an airport, for instance, or a new neighborhood, there are hundreds of decisions to be made. And when you know that at stake is this tension between important public norms that may be different, the same debate has to repeat itself a number of times. So it is important to have this conflict of norms and to make it visible and to get this deliberation. I think that's the way to proceed. And what you actually do is building up a sort of normative commitment of people and the involvement of people in these kind of deliberation. It's a sort of institutionalization of normative deliberation. So I like this. If I interpret it correctly, I think that's the only way to deal in a relevant way with these holistic and long-term strategies. It's not a one-lined way to action. It's different. It's more, the contestation is useful. Yeah, thank you very much. Yes, can we, thank you very much for your insightful comments, Evelyn. Ida, how about yourself?
Yes, okay. Yeah, without taking a long time, I want to just make a few comments. First, I want to just share my ideas that I have been excited very much about what's going on in Istanbul, and they try to just create a new vision. Here, I think that I have a kind of suggestion, both depending on my presentation and also my experience about the planning in general. First of all, I think that the goals, defining the goals and just reflecting these goals on the plans and on visions are quite the usual type of approach, what we do. But the importance is, which I define not the goals, but the means. Means are usually understudied. Okay, we have the goals, but how we can put these goals into practice? And usually, their lack of thinking is all the planners, the fields, pay less attention about the means, which are quite important. What kind of mechanisms are at hand? How we can achieve that goals are more important. There are a lot of international institutions defining the right goals. There are certain goals, but the problem is within your context, okay? The context in Amsterdam can be quite different than in Istanbul. Taking the context, what are the means we can generate in order to put this goal into practice? The second thing which I am very keen on is taking the demands of the different groups are quite important, but the demands may not be quite overlapping with the commitments of the citizens, okay? There are a lot of demands putting into the picture, but when you put this into the action, so the groups should be committed to these decisions and there the conflict begins. Talepler, verilen kararlarla ya da atılan adımlarla karşılanmadığında o zaman işte çatışma ortaya çıkıyor. Türkiye'nin birçok şehrine baktığımızda taleplerle taahhütlerin birbiriyle örtüşmediğini görüyoruz. İşte pek çok grubun ya da pek çok kişinin bir talebi var. Ancak o talebin gerçekleşmesi için herhangi bir şey vermek istemiyorlar. Ya da verdikleri şeyler o talepleri tam karşılamıyor. Dolayısıyla hem İstanbul'da hem de diğer bölgelerde görmek istediğimiz şey bu uyum aslında. Yani bu planın gerçekten uygulanabilmesi ve hayata geçebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bazı taahhütlerde bulunması gerekiyor. Evet, bütün bu unsurları dikkate almak o yüzden çok önemli. Ve demokrasiyi işlettiğimizde, pratik anlamda konuşursak eğer, planlamada hem teknik unsurların hem de daha soyut olan sosyal unsurların aynı potada eritilmesi gerekiyor çoğu zaman. Ve özellikle Gürkan Bey'in de bahsettiği ekolojik sorunları düşündüğümüzde bazı bürokratik engeller karşımıza çıkabilir. Bu bürokratik engeller hiçbir şekilde müzakereyle giderilmeyecek boyutta olabilir. Evet, öyle sorunlar vardır ki farklı taraflar karşılıklı müzakere ederek çözebilir. Ama bazı sorunlar hiçbir şekilde müzakereye, tartışmaya açık değildir. İşte bu planların hayata geçebilmesi için bu tür esnek olmayan, daha katı hususlar üzerinde bir tartışma ortamı oluşturmak gerekiyor. Bunları da birer müzakere unsuru haline getirmemiz gerekiyor. İstanbul gibi bir şehirde uzlaşı nesli
ya da uzlaşı kültürünü uygulamak gerçekten çok zor olacaktır. Çünkü gerçek uygulamaya baktığımızda her şey çok kolay değişebilir. Planlamacılar olarak bizim karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de etik konulardır. Evet, belli normlar var ya da işte değerlerden yola çıkarak verdiğimiz bazı muhakemeler var. Ancak yine uygulamaya baktığımızda insanlar bu değerleri ya da bu etik ilkeleri çok kolay unutabiliyor. Bu nedenle demokratik müzakere süreçlerini, pazarlık süreçlerini ya da demokratik araçları muhakkak hayata geçirmemiz gerekiyor. Özellikle belli katı konularda. Ve bunu yaptığımızda farklı sosyal grupların bakış açılarını ya da pozisyonlarını çok daha iyi anlayabiliriz. Ama öyle konular var ki onlar müzakereye açılmamalı, açılamaz. Tabii ki bunlar teknik bazı ayrıntılardır. Ve bu teknik bazı demirbaş konular kesinlikle müzakereye açık olmamalıdır. Ama tabii ki iklim değişikliği ya da ekoloji gibi alanlarda bile müzakereye izin verilecek belli hususlar var. Ancak onlar dışında bazı katı konular olmalı. Hedeflere ulaşmamızı sağlayacak araçların da belirlenmesi gerektiğini söylemiştim. Mesela kentsel dönüşüm deneyimine baktığımızda İstanbul'un işte bazı uygulama rehberleri, bazı işte inovasyon yaklaşımları ve işte uzlaşı kültürü uygulamaları olduğunu gördük kentsel dönüşüm deneyiminde. Ama aslında planlamayla ilgili kararlar daha gerçekçi ve daha uygulanabilir hazırlandığı sürece İstanbul'da da bunların başarıya ulaşmaması için bir sebep görmüyorum. Çok teşekkürler Ayda Hoca. Ben şimdi sözü İciler Dinçer'e vermek istiyorum ama Yiğit, soruları sen sormak ister misin? Bir soru var galiba. Teşekkürler. Aslında Sayın Dinçer'le başlamamız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü kendisi İstanbul'daki planlama geçmişini son 20 yıldır çok iyi takip ediyor ve 20 yıl öncesinin sorunlarıyla bugünün sorunlarını karşılaştırabilir kendisi. Ve planlama uygulamalarının karşı karşıya olduğu sorunları bize çok iyi anlatabilir. ...20 yıl öncesiyle bugün arasındaki farklar nelerdir ya da arada bir fark? Evet, sevgili Ayda Hoca, gerçekten bizi çok aydınlattınız. Gürkan Akgün İstanbul'u çok iyi anlattı katılımcılara. O açıdan da çok teşekkür ediyorum. Tabii 20 yıl önce ile şimdi kıyaslamak çok zor gözüküyor. Karşılıklı değerlendirme konusunda çeşitli kavramlarıyla ilişkili olarak. Baktığımda bir kavramla bakmak istiyorum. Pratiğinde. Bunun kökleri tabii 80'lere dayanıyor. Fakat 2000 yılların başından itibaren giderek artan bir... Hocam, istersen kameranı kapa, sesin çok gidip geliyor.
istisna durum yaratma anlayışı yerleştirip artık yani, ödünç alarak kullanıyorum. Geliyor mu şimdi nasıl? Şimdi geliyor. Evet. İstisna halin egemen yönetim biçimi haline gelmesi bugünümüzün en büyük tehdidi gibi gözüküyor. İMP döneminde de bir istisna durum yaratma yaşandı. Fakat bugün yaşanmakta olan daha keskin, daha yıkıcı ve egemen bir yönetim biçimi. Ne demek istiyorum? Kısaca hatırlatalım, hatırlayalım hep beraber. 80'lerden itibaren turizm teşvik bölgeleri, 90'larda özelleştirme uygulamaları, 2000'li yılların ilk yarısında yenileme yasası gibi tartışmalarla biz bu süreci yaşadık, yaşamaya başladık. Sonra kenti yönetme yetkisi giderek planlamayı gerçekleştirme kabiliyeti yerel siyasetin elinden parça parça alındı. Fakat 2010'lu yılların başından itibaren istisna hal egemen bir yönetim biçimi haline gelmeye başladı. Bugün artık zirveye ulaşmış durumda ve İPA bu koşullar altında kuruldu. Bunu tespit etmek gerekiyor. 2010 yılından sonra neler oldu? Yani 2009 planının onaylanması ve devam eden süreçte bir defa 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulmuş olması, parsel bazında tüm Türkiye'de plan yetkisini kazanıyor olması, TOKİ'ye planlama yetkilerinin parsel bazında veriliyor olması, yerel yönetimin elinden siyaset yapma kabiliyetini alan çok önemli örnekler oldu. Ardından afet yasası gibi bir yasayla istisna hal tanımlandı. Bu çok büyük bir istisna durum tanımlamasıydı ve akabinde de rezerv alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından planlanır hale geldi. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul için 3. köprüyü, 3. havaalanını bir istisna durum olarak yaptı ve bütün hepsi yerel yönetimin alanını daralttıkça daralttı. Sonunda iktidarın yaptığı her düzenleme bir uygulama biçimi oldu ve bizatihi yasa haline geldi. Bu 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi ise Türkiye'deki planlama sistemini güçlü bir işleyiş içine aldı ve merkezi yönetimin de merkezi haline getirdi. Yani tümüyle siyasetin dışına çıkardı planlamayı kurumları. Kim bu kurumlar? Yani merkezin merkezi kim diye baktığımız zaman aslında üç tane birimden söz ediyoruz. Bir, Cumhurbaşkanlığı'nın bizzat kendisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Bütün planlama yetkileri şu anda bu üç birimin yetkisinde, sorumluluğunda. Elbette ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yetkisi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın var. Tarım Orman Bakanlığı'nın var. Hepsinin ayrı ayrı planlama yetkileri var ama bu merkezin merkezi olan yetkiler olmadan hiçbiri hareket edemiyor. Gelelim 2019 yerel yönetim seçimleri. 25 yıllık bir merkez yerel yönetimin siyasi birlikteliği sona erdi. Bu da çok önemli bir fark yarattı. İstanbul'u kaybetmek sadece siyaseten bir kayıp anlamına gelmiyor. Son 20 yılın ekonomi politikasını tümüyle gayrimenkul ekseni üzerinde oturduğu için bunu, ve de bunun havuzu İstanbul olduğu için İMP döneminde de yaşanan, bugün ise doruğa ulaşan bu politika, gayrimenkul üzerinden yürütülen bu ekonomi politika, merkez ve yerel yönetimin derin çatışmasının, bugünkü derin çatışmasının temel nedeni. Kamu-özel ortaklıkları gibi bir modelin içinden gelerek bu süreci çok derinden derine yaşıyoruz. Dolayısıyla istisna halin egemen yönetim biçimi haline gelmesi dedik.
bir sorun tanımlamak. Aslında sorun da değil. İstisna durumu yaratırken aslında bugün baktığımız zaman sorun tanımlanmıyor. Bir yatırım konusu tanımlanıyor. Ona bir istisna durum tarif ediliyor. Yasalar çıkarılıyor, KHK'lar çıkarılıyor ve bu acil, olağanüstü durum giderek yaygınlaşıyor ve giderek meşrulaşıyor. Buna baktığımızda 80'lerde turizmi teşvik etmek için çok eleştirdiğimiz istisna durum bugün ne yazık ki İstanbul'a bir kanal yapmak haline geldi. İşte tam da bu nedenle 2000'li yılların İMP dönemiyle bugünün İPA dönemi arasında çok temel bir fark var. Dolayısıyla nihai hedef kenti yönetme yetkisini, planlamayı gerçekleştirme yetkisini geri almaktır. Bu birinci, en önemli, sonuçta varmamız gereken hedef. Ama bu hedefe giderken elbette ki İstanbul'u iyileştireceğiz. İşte bu nedenle sorun katmerli. İstisna durumu egemen olmaktan çıkarmanın yolu mücadeleyi örgütlemeden geçiyor. En temel katılım ise bunun en temel aracı gibi gözüküyor. İPA'nın işte Vizyon 2050 ofisinin biraz önce Gürkan Akgün arkadaşımızın aktardığı katılım konusunu örgütleme meselesinin önemi burada kaynaklanıyor. Tekrar siyaseti yerel yönetimin içerisine çekmek ve gerçek rolünü tekrar kazandırmak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizlere düşen de bu krizden çıkış yolu için tüm süreci desteklemek gibi gözüküyor. Daha fazla vaktinizi almayayım. İnternetim de herhalde problemli. Kusuruma bakmayın. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet Yiğit. Devam ediyor musun? Siz devam edin, bilmiyorum. Ben en son bir maybe we can ask another question to. Just a minute, I have to turn the translation thing. Maybe Ferhan Hoca, we can ask a question to you, that what sort of window of opportunity do you see for Istanbul? What kind of opportunity window do we have? The vision of Istanbul, but we would like to hear some comments from you. Teşekkür ederek başlayayım. Ben de Türkçe konuşacağım. Kusura bakmasın William ve galiba Maroş var. Çünkü çoğunluk Türkiye'den katılım şu anda. Türkçe devam etmek daha anlamlı olacak gibi düşünüyorum. Bir de çok da bir kıymetli konuşmalar oldu. Hepimiz de çok aslında yorulduk günün sonunda. Son konuşmacı olarak nasıl toparlarım, nasıl bu fırsat penceresini ve umudu görebilirim bilemiyorum ama aslında İzo Hoca'nın bıraktığı yerden belki devam etmek gerekiyor. Benim bir İMP deneyimim vardı gerçi. O aslında o zamandan bu zamana neler oldu, neler bitti son derece net bir şekilde açıkladı. Ama bir kez daha söylemek gerekirse bu son 20 yıl, özellikle 2000'li yıllar Türkiye'nin çok hızlı büyüme gösterdiği bir dönem ama o hızlı büyümenin büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da biz çok acı bir şekilde, çok hasarlı bir şekilde aslında deneyimlemiş olduk ve bugün geldiğimiz noktada bütün bu konuştuklarımız hem yani evet büyüyen bir Türkiye vardı, belki kısmi bir zenginleşme oldu ama gördüğümüz noktada, geldiğimiz noktada eşitsizliklerin çok daha artmış olduğunu görüyoruz. Geri dönülmez bir şekilde çevreye verdiğimiz zararları görüyoruz. Ve aslına bakarsak bir kaybedilenler var önümüzde. Ve bu kaybedilenler üzerinden bir şeyleri yapma ihtiyacı var. Ve bu kaybedilenlere bir de tabii şeyi eklememiz de büyük yarar var herhalde. Siyaseten ayrışmış ve kutuplaşmışlık ötesinde toplumda da bu ayrışma ve kutuplaşmanın zor olan bir takım sorunları daha da zor hale
getirdiğini görüyoruz. İjel Hoca yine tarifledi aslında. Bu arada da yetkileri son derece sınırlandırılmış ve sıkıştırılmış bir kent yönetiminden bahsediyoruz İstanbul için şu anda. Dolayısıyla hem dünyada hem Türkiye'de hızla değişen gündemleri de dikkate aldığımızda ne kadar zorlu bir alanda bir takım şeyleri yapmaya çalıştığımızın hep birlikte hepimizin aslında payı var bu süreçte. Bunun da hakkını vermek gerekir. Biraz da kendimize, kendi kendimize de destek olmamız gerekir diye düşünüyorum bu süreç içerisinde, umut anlamında. Çok şeye girmek istemiyorum aslında. Ayda Hoca'nın söylediği bir şey vardı en son. Müzakereye açık olmayacak şeyler var aslında. Çok teknik, yani iklim krizi böyle bir şey aslında. Gerçekten neyi müzakere edeceksiniz bu konuyla ilgili? Bana kalırsa, yani başka bir tartışma konusu başka bir yerde açılırsa, Kanal İstanbul'da müzakereye açık bir konu mu aslında? Ve yaşadıklarımıza baktığımızda gerçekten bir müzakere süreci yaşanabildi mi? Yani onun olmaması gerektiği konusunda kanıta dayalı bir sürü şey sunulmuşken karşılığında neden İstanbul için yararlı olduğunu söyleyecek bir ortamı duymadık, görmedik. Böyle bu bir örnek olarak. Buradan hareketle şimdi kaybedilenler üzerinden aslında işte 25 yıl sonra bir yönetim değişikliği söz konusu ve bu sıkışmışlık içinde İstanbul'un geleceği için bir takım şeyler yapılması gerekliliği var. Bu bir fırsat penceresi bizim önümüzde nasıl açılıyor dediğimizde formel süreçlerle yapılamayan bir takım şeyleri gözlüyoruz, görüyoruz. Ve aslında İstanbul Planlama Ajansı'nın belki de kuruluşu, oradaki motivasyon temel olarak bu formel süreçlerin yetmemediği ve bu sorunlarla baş edebilmenin zorluklarıyla ilişkili. Elbette ki İstanbul Metropoliten Planlamadan bir ilham aldığı, zaten Gürkan Akgün de söyledi bunu, böyle bir deneyim yaşandı. Ama en büyük handikapı neydi? İstanbul Metropoliten Planlama kurumsallaşamamıştı maalesef. Şimdi İstanbul Planlama Ajansı'nın kurumsallaşma sürecinin hemen hemen tamamlandığını belki söyleyebiliriz ya da o süreç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu umut vadeden bir oluşum olarak İstanbul Planlama Ajansı'ndan, çünkü 25 yıl sonrasında bu yönetim değişikliğiyle birlikte güçlü de bir kamuoyu desteği söz konusu bu oluşum için. Beklentileri yükseltiyor elbette. Bu beklentileri yükseltme meselesinde bir yılı aşkın bir sürede yine Gürkan Akgün söyledi yapılanları. Elbette ki eksiklikleriyle tartışılabilir, her zaman daha iyisi olabilir. Bu çok hızlı bir sonuç bekleme şeyini getiriyor hepimiz için. Evet, hız bu dönemin şeyi öyle değil mi? Hızlı yapacağız, her şeyi yapacağız. En çabuk şekilde her şeyi çözüm üreteceğiz. Yani bunun böyle olmadığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben hani bu fırsat penceresini kapatmadan bu hıza da bir duralım, bir düşünelim. Sadece yani kurumsal olarak durup düşünmek değil, İstanbul içinde durup düşünmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu işte kaybedilenler üzerinden baktığımızda aslında değerlerin yeniden keşfi gibi de bir şey var önümüzde. Bu değerlerin yeniden keşfi, işte konuştuk, bütün sunumlarda üstüne değinildi. Sosyal adalet, eşitlik, kaybedilen, yok edilen, kapsayıcılık. Bunlar yeniden öne çıkmaya başladı bu dönemde. Böyle bir bakış açısı var. Bunları acaba geniş kitlelere yayma imkanı var mı? Hani konsensüs yok ama, konsensüsü sağlayamayız ama acaba işte ödün vererek anlaşmaya gidebilir miyiz veya müzakere kanallarını, diyalog kanallarını nasıl işletebiliriz? Bir takım işte o yeni plancılar, yine Ayda Hoca söyledi, plancılar böyle sorunlarla mücadele etme ve yeni çözüm yolları üretme konusunda daha da istekliler aslında. Bu da bir umut veriyor bize diye düşünüyorum bir yanıyla.
Çağlar hocaların, Çağlar Geyder, Fırat Sarı ve dört kişilik bir şey var en son, görmüşsünüzdür herhalde, Kentlerin Türkiye'si. Orada sordukları bir şey var, bu kentsel büyüme koalisyonları daha ne kadar devam edecek? Yani İstanbul, bütün kentlerimiz için söz konusu ama en çok da İstanbul için belki. Bu kentsel büyüme koalisyonlarının devam etmeyeceği bir noktada mıyız? Bunun yerine işte konuştuğumuz bu değerleri daha yaygınlaştıracağımız ortamları nasıl sağlayabiliriz? İyileştirme, sağlıklaştırma, işte eşitsizlikleri azaltma, birlikte yaşama. O kadar çok şey var ki bu anlamda başka koalisyonlar yaratabilecek koşullar. Biraz bunlara herhalde odaklanmamız gerekir diyorum. Bu arada İstanbul Planlama Ajansı'nın kurumsallaşmasının çok çok önemli, yani İMP deneyimiyle ilişkili olarak çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir bir şekle dönüşebilir. İyi niyetlerle kurulan bir oluşum olarak bakıyoruz ve bunun deneyimlerle evrilmesi, kendi içinde öğrenmesi mümkün. Bunun da ancak tabii ki hem bu kurumun herkese, yani geniş kitlelere, herkese demeyeyim, 16 milyona açık olabilmek mümkün değil. 16 milyon değil, 80 milyona açık olması gerekiyor bakarsanız İstanbul'un. Çünkü İstanbul aslında Türkiye bir anlamda da. Dolayısıyla neyle ilişkili? Daha çok kişiye kapı açmakla ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki planlamanın teknik bir iş olmadığını hepimiz kabul etmiş durumdayız. Çok kompleks süreçler olduğunu biliyoruz. Yine altı çiziliyor hep. Ama bizim işimizde güvenilir veri meselesi çok önemli. Onun üzerine bilgi üretmek durumundayız ve onun üzerinden biz neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz anlamak durumundayız. Bunu önemli görüyorum. Bu fırsat penceresi olarak İstanbul Planlama Ajansı üzerinden konuştuğumda. Farklı alanlardan öğrenmek, beslenmek, birlikte üretmeye ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla. Yani plancılar, ama sadece plancılar yetmiyor bu işleri kotarmaya. Onu da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Sahadan beslenmeye ihtiyaç kesinlikle var ve aslında bu tarif ettiğimiz işte değerlerin yeniden keşfi dediğim şeyi, değerler sistemiyle ilişkili kaynakların da nasıl kullanıldığının takipçisi olmak için, yani bu İstanbul Planlama Ajansı'nın görevi değil tabii ki ama aktif yurttaşlık herhalde burada çok kritik bir öneme sahip olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da bu yani İki şey okuyayım size, iki cümle okuyayım. Var olanı geleceğe sağlıklı taşımak ve kenti demokratikleştirerek yeniden birleştirmek. Nereden geliyor bunlar derseniz, bir tanesi İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 5 maddesinden, 5 ekseninden biri. Diğeri de işte İstanbul Planlama Ajansı'nda bizim toplantılarda, konuşmalarımızda birisinin söylediği, benim de not aldığım bir şey. Bu ikisi aslında o kadar birbirini tamamlayan ve belki de herkesin altına imza attığı bir şey. Ama nerede tıkanıyoruz? Bu da konuşuldu. Söylem ve eylem. Yani bu söylemde eğer birlikteysek, eylemleri de eğer bunun takipçisi olarak yapabiliyorsak, o zaman bir güven ortamını da sağlayabiliyoruz. Çünkü hem planlamaya hem kurumlara olan güvenin ne kadar sarsılmış olduğunu da bildiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben fırsat penceresinin açık olduğunu ve buna bir zaman tanınması gerektiğini ve istişare kanallarının, diyalog kanallarının her zaman açık tutulması gerektiğini düşünerek böyle bir katkı sunmuş olayım. Ferhan Hocam, thank you very much. Çok teşekkür ederiz. I know we're running out of time. We're aware of that. But there are several messages and a couple of questions in the chat box. We can't read them all, but there are two basic questions. Maybe one of them is directed to Aydo Hocam by Erhan.
He wrote, as you mentioned, it need to be noted that without the balance of power and social innovation cannot be carried out successfully. So the question is that what would your practical suggestions for our local governments to manage this power relationship with both central government and communities? That's from Erhan. And also there is another question I can see from Esma Bozkurt to Gürkan, Gürkan Bey. Gürkan Bey, size yöneltilmiş bir soru var. 3 yıllık bir yönetimin neticesinde bu kadar derin bir bakış açısı geliştirilmesi, pardon, kulağıma da İngilizce şeyi geldiği için dikkatimi de dağıtıyor. Bakış açısı getirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi gerçekten umut verici. Merak ettiğim bir iki konu var. İlk olarak ekolojik planlama bakış açısı bağlamında Amsterdam'da gördüğümüz örneklere benzer enerji ve iklim politikalarını İstanbul için görebilecek miyiz? Bu bağlamda önceki siyasi döneme göre nasıl bir farklılık getirdiniz? Hangi uygulamalar yapıldı veya yapılacak? Diğer bir sorum, son zamanlarda İstanbul için büyük bir mesele haline gelen su kıtlığı problemi ile alakalı bu konuda hangi politikalar üretildi ve neler planlanıyor? Ben her iki hocamızdan da konuşmacıdan da süreye karşı yarıştığımızı belirterek kısa bir değerlendirme yapmalarını rica ederek soruyu yöneltmiş olayım. Erdo, Ayda hocam siz söylerseniz ilk önce belki daha şey olacak. I think Erhan is already left, so I'll be very brief about this question. I think that the duty of the local governments is to organize the democratic means at the bottom, local level. So in order to be powerful in negotiating with the central government or just bring the different ideas and the different power relations. So you should be strong, and the only means that you should be strong is taking the real, the different social groups and at the local level. So we need some new institutions, okay? The representative democracy and the elections are quite important, but also we need the other type of mechanisms in order to lead more democratic ways. I think I can cut it short and how we can deal it with our different experiences. I think that we should look what happened in the different parts of the world. Because if you look to the existing studies, there are so many inspiring studies which you can make a difference at the local level, and that will give the power to the local governments. Okay, I stop here. Gürkan Bey, buyurun. Çok kısa cevap vermeye çalışayım. Öncelikle teşekkür ederim tüm güzel dilekler için. İklim ve enerji konusu çok uzun uzadıya ele alınması bir gereken bir mesele, ama bir iklim eylem planı, İstanbul İklim Eylem Planı çalışmamız var. Bu sürüyor ve bu bayağı bir yol kat edildi. Bu iklim eylem planı ile birlikte İstanbul'un nasıl bir enerji politikasını oluşturacağını ortaya koyacağız net bir şekilde. Özellikle Ekrem İmamoğlu hem de C40 zirvesine katıldığında buna ilişkin çok temel şeylerden bahsetmiştik. Detayına girmeyeyim. Su kıtlığı konusu yine çok temel bir konu. Yani bunların hepsi İstanbul'un genel planlamasıyla alakalı bir mesele yani. Nüfusunu nasıl planlayacaksınız? Bu var olan suyu nasıl kullanacaksınız? En temelinde Kanal İstanbul'u yaptırmayacaksınız. Böylece su havzalarınızı da korunmuş olacak. 1,5 milyon nüfus da artmayacak. İstanbul'un var olan aslında kendi topografyasından gelen yaşam vadilerini geliştirmek, mesela hem İstanbul'u daha yeşil bir kent haline getirmek, işte
suyu tasarruf etmek, İstanbul'un yaşanabilir bir kent haline getirilmesi açısından önemli politikalardan biri. Bu tabii çok küçük ölçekte, işte Amsterdam örneğinde olduğu gibi biz birlikte de bir takım çalışmalar yürütüyoruz ayrıca. İşte çatılardaki su toplama gibi, su rezervleri oluşturma gibi bina ölçeğinde de ele alınabilecek bir konu. Ki buna yönelik imar yönetmeliğine girsin diye bir iki önerimiz oldu. Genel itibariyle bir üretim politikası, bir istihdamın nasıl olacağı ve kenti nasıl şekil verileceği üzerine bir genel tartışmanın konusu aslında. Tüm bu işte, işte vizyondan, iklim eylem planına kadar, imar yönetmeliği çalışmalarına kadar bu ana ilkeleri gerçekleştirme doğrultusunda bize bir yol haritası sunacak. Çok teşekkür ederim. Altınıza sağlık. Süremiz iyice artık sona doğru geldiği için belki Zeynep Hoca bir hepimize adına dilekleri ileterekten oturumu kapatabilir, bilemiyorum. Mikrofonunuz yalnız hocam. Miray'ın bir sorusu var. Miray da gitmemiş burada hala. Acaba onu da arkadaşımız ayıp etmeyelim, kısaca Ayda Öde'den isteyelim diye düşündüm. Miray asks, thank you Ayda Öde'den for your inspiring speech. Since it was nice to see you again, do you think the literature about the alternative ways of urban planning can be affiliated with the real politics of urban planning through inclusion of the literature and research on institutional change and challenges, the election politics and the legitimacy of actual urban planning practices? Seems like a huge question. I don't know if you can answer quickly. If I agree with Miray, so we can extend the discussion. And okay, elections may be a little bit out of our agenda because it is quite related, but still it's a different issue, but the others can be incorporated, obviously, the new institutional change, challenges, etc., and also the real politics of planning. Real politics, I am a bit hesitant to use this term because it has different connotations coming from the 19th century. So the real because it remembers, it reminds us of different things, but the real time, the politics of planning, I think that it should be incorporated. Thank you for me. Thank you very much. Well, we are really off time, and our translators, I think they are very, very tired. Everybody's tired. But thank you very much for your contributions. This has been a very great debate for all of us. Açısından düşünecek çok malzeme çıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dalyma, Ayda Hoca'ya, Gürkan Bey'e katkıları için çok teşekkürler. Aynı zamanda İçlal ve Ferhan'a da çok teşekkürler, çok değerli katkıları için. Maroş, Alex, İsop toplumda ve herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ayşenur Hocam, sizi de başlangıçta söylemiştim. Siz burada değildiniz o zaman. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu süreci en baştan siz başlattınız. Çok teşekkürler herkese. Tekrar İstanbul'da yüz yüze görüşmek dileğiyle sanal ortam yerine iyi akşamlar diliyorum. Ve katkılarınız için tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler Zeynep, harikaydı. Bütün ekibe çok teşekkürler. Ümit ediyorum ki bir sonraki EZOP buluşmasında üniversitelerimizle birlikte bir araya gelebileceğiz. Çok teşekkürler. Belki ayrılmadan bir fotoğraf da çekebiliriz. Kameraları açabilirse herkes. Çok teşekkürler.
Görüşmek dileğiyle.